Değerli meslektaşlarım, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin düzenlemiş olduğu meslek eğitim seminerlerine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Bütün ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bizimle birlikte deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarında katılan Profesör Doktor Sayın Kemal Bey'e bu akşam bizlerle birlikte olduğu için odamız ve siz değerli üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Bu vesileyle hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak katkıda bulunan bütün meslektaşlarımıza, bütün üyelerimize ayrıyetten teşekkür ederiz. Daha öncesinde şantiye ve tekil olmak üzere iki ana başlık altında işlediğimiz meslek eğitim seminerlerimizi, ülkede yaşanan büyük felaket sonrası 2023 ilkbahar yaz deprem özel seminerleri olarak tek başlık altına topladık. Bu süreçte belli sebepler ile felakete dönüşen bir doğa olayının yapılara, zemine ve çevre etkisinden ele alacağız. Ramazan ayı boyunca seminerlerimiz saat 20.30'da başlamak üzere pazartesi ve perşembe günleri çevrimiçi olarak devam edecektir. Ramazan bayramı sonrası yeniden sizleri şubemizde ağırlayarak seminerlerimizi hibrit bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem özel seminerlerimize Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 tasarımında yapı dinamiği ve deprem parametreleri konu başlığıyla başlamaktayız. Bildiğiniz üzere yaklaşık 1,5 yıldır eğitimlerimiz üyelerimize özel olan online eğitim yazılımımız İMOSEM üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Sistem üzerinden izlemiş olduğunuz eğitimlerin katılım belgesini almaya hak kazanabilirsiniz. Eğer bizi YouTube üzerinden takip ediyorsanız sağ tarafta bulunan sohbet kısmında sabitlenmiş mesajdaki linke tıklayabilirsiniz. Sizi sisteme aktaracaktır. Sorularınızı sohbet kısmına iletebilirsiniz. Sorularınız sunumun bitiminde Kemal Bey'e iletilecektir. Buyurun hocam, söz sizde. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben de aynı duygular içindeyim. Pazarcık ve Elbistan depremlerinin bizde yarattığı üzüntü, can kayıpları, bir inşaat mühendisi olarak yapı kayıplarımız bizi fazlasıyla tedirgin etti. Bu seminerlerin buna en azından bir ön ayak olacağını, çare olacağını, eğitim açığımızı kapatacağını düşünüyorum. Ben de bu seminerleri hızlı bir şekilde düzenlemeye çalıştım. Buradan kendimden biraz bahsetmek istersem, Koca Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yaklaşık 30 yıldır deprem mühendisi olarak sahada ve pratikte uygulamada çalışmaktayım. Böyle eğitim seminerlerine de, odanın seminerlerine de yaklaşık 1996'dan 97'den beri katılmaktayım. Bu semineri de size ben fayda olacağını düşünerek çok temel kısımlarını şöyle bir dokunarak anlatmak istiyorum. Devamını siz sonra geliştirerek tamamlayabilirsiniz. Evet değerli meslektaşlar, sunumumun başlığı Türkiye Bina Deprem 2018 Yönetmelik Tasarımında yapı dinamiği ve deprem parametreleri olarak sunumuma ben şu an biraz geciktik ama başlıyorum. Temelde bizim üstte durduğumuz 3 tane altın üçgenimiz var. Birinci altın üçgen, en üstteki üçgen arkadaşlar her inşaat mühendisinin varsa bir eksiği bu açıdan kesin tamamlamasını ısrar ederim. Tamamlamasını rica ederim.
Başta nümerik model konseptinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Arkasından yapı dinamiğine hakim olmak gerekiyor. Ve bir üçüncü parametre olarak da iyi bir mühendislik için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine hakim olmak gerekiyor. Bu üçlünün arkasında hemen gelen şey projeyi siz tamamladınız. Olduğu gibi her şeyi de dosdoğru masada geliştirdiniz ve sahaya indirdiniz. Doğru bir imalat gerekiyor. Doğru bir denetim istiyor ve doğru bir şu doğruyu da göremedim, altta kaldı. Doğru malzemelerle imalat yapmak gerekiyor. Şüphesiz bunun da altında yatan diğer üçlü faktör yetkin mühendis olmak, dürüst olmak ve hizmetinden faydalanacak olan yurdunun ve halkının sevgisini sende mevcut olması. Bunların hepsi varsa çıkacak olan imalat hakikaten başarılı bir yapı imalatı olacaktır. Hemen kısaca geri dönüp de İstiklal Harbi'ndeki askerlerin kayıp sayısına, şehit sayısına bakacak olursak, bu gördüğünüz İstiklal Harbi'nde şehit sayılarımız toplamı bütün o muharebeler dahil 9.167. Bugün dönüp de bizim elimizdeki son resmi rakamlara bakarsak bunun 6 katı kayıplarımız var. Hal böyle olunca bazı şeylere eğitimden başlamak gerekiyor. Demek ki bir eksiğimiz var. Ben şu gözüken görüntüyü kaldırmak istiyorum. Çünkü yansıttığım şeyleri kapatıyor. Kapattım ben, sorun değil. Demek ki tasarım yaparken arkadaşlar doğru bir yapı dinamik bilgisine sahip olmalıyız. Doğru solunumlu elemanlar modeli kurulabilmeli. Yönetmeliğe de doğru uygulanacak kadar, uygulayacak kadar hakim olmalıyız. Bu birinci altın üçgen elimizde varsa, ikinci gelen diğer altın üçgen olan doğru malzeme, doğru işçilik, doğru imalat, doğru denetim kesinlikle bunu tamamen toparlayacaktır. Biz sahada günümüzün inşaat mühendisliği bilimi içinde başarılı sonuçlar aldığımızı gördük. Mühendislik biliminin hiçbir şekilde kullanılmadığı yapılarda çöken çok yapı ya da şahit olduk. Elbette ahlak eksikliğini, yetki eksikliğini, vatan ve insan sevgisinin olmayacağı bütün yaklaşımları zaten çökecek bir yaklaşım olarak düşünüp tartışmanın dışında tutuyorum. Arkadaşlar, o zaman biz şöyle probleme bakabilmeliyiz. Yapıya yapılan inşaat mühendisliği dışı yanlış müdahaleler varsa bu birinci altın üçgeni parçalıyor. Ki sahada biz bunları çok gördük. Tehlikeli taşıyıcı sistem hasarlarına neden oldu. İkincisi zayıf imalat gibi ikinci altın üçgeni parçalayan uygulamalar varsa o da toptan göçmeye bu işi götürdü. Bütün bunların kusursuz uygulandığı bir mesleki sorumluluk ve bilgi donanımına bizim ulaşmamız gerekiyor. Teori ve pratiği kucaklayan bu ders ile biz bu donanıma ilk girişi yapmış olacağız. Arkasını sizler elbette getireceksiniz. Çok temel şeylerden ben başlamak istiyorum. İlki arkadaşlar, madem ki yapının içindeyiz, yapı dinamiğinin içindeyiz. Bakın tipik bir işte çok katlı bir modeli ben burada hemen tanıtıcı bir örnek olarak gösteriyorum. Altta da zaman tanım alanında yapının deplasmanlarını izliyorsunuz. Her kat döşemesinin zaman tarayıcısı ilerledikçe ne, nasıl yukarıdaki yapının davrandığını görebiliyorsunuz. Hemen onun yanında benzeşim dediğimiz MCK modelleriyle kurgulanmış bir kütle söndürücü ve yay sisteminin şeyi var. Bir sembolik gösterimi var. Sağ tarafında işin içine sönüm girerse bu işler nasıl değişiyor? Çok serbest derece bir sistemde. Onu görmekteyiz. O halde sistemleri lineer ve non-lineer çok servis dereceli çözmek ve çözümünü teorisiyle anlamak için günümüz mühendisliğinin kesinlikle bunun temelini iyi kavraması gerekiyor. Çünkü zaten depremle, rüzgarla ve diğer doğa yükleriyle karşı karşıyayız. Bütün bu yüklerin ki bunların çoğu dinamik yükler
Bütün bu dinamiklerin çok serbest dereceli yapı sistemlerine etkilerini nümerik olarak solunda eleman analiz ortamlarında modellemek günümüz mühendisliğinin çarpım tablosu A'sı, B'si, C'si. Olmazsa olmazı. O halde biz bunu ne yapmak zorundayız? Temeli oluşturan, bizim hesap analiz temellerimizi oluşturan bu solunda eleman analiz ortamını, bunun bize sunduğu programları bağımlı değil, bağlı olarak çözmeliyiz. Çalışılan bu çok serbest dereceli yapı sistemlerinin dinamik hareket denklemlerini üretebilmeliyiz ve çözmeye muktedir olmalıyız. Günümüz mühendisliğin temelini bunlar oluşturuyor arkadaşlar. Çıkartılan dinamik hareket denklemlerini modal alt gruplara ayrıştırarak ve dinamik karakteristikleri ayrı ayrı elde ederek bunları teorisiyle anlayıp günümüzün mühendisliğinin temelini oluşturan bu yaklaşımı arkadaşlar biz standartlaştırıp akıcı bir şekilde çözmeliyiz. Hiçbir şekilde buralarda bizim sığ sulara girip boğulmamamız lazım. Yani kesinlikle bizim yapı dinamiğine hakim olmamız gerekiyor. Yine bu amaçlar doğrultusunda kullanılan mühendislik yazılımları var ya, hani biz onları ilk kısım kesim operatör gibi kullanıyor. Hayır, biz donanımlı bir mühendis olarak bunlara hakim olmalı ve programa bağlı değil, programa bağlı çalışmak günümüz mühendisliğin temelini oluşturuyor. Eğer bu söylediğim şeyleri arkadaşlar biz toparlarsak, bireysel olarak da bu donanımlarla yüklenirsek, emin olun yapacağımız uygulama, günlük pratik uygulama dahi başarılı sonuçlar verecektir. Yapıların davranışını biz bu şekilde modelleyerek bir simülasyon yaklaşımı içinde çözüyoruz. Ama tabiatta bu yapılar gerçek depremlerde test ediliyor. Şimdi bu kısmı hiç unutmamalıyız. Bütün bunları yaparken bizim yaklaşımımız arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi sol altta verdiğim kayma kolon yaklaşımıyla biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Yani basitleştiriyoruz. İşin içinde eğilme varken sadece bir kayma çerçeve gibi problemi görmemiz bir başka yaklaşım biçimi. Ama işlerimizi anlamamız açısından bu safhada lazım olan bir şey. Bu modellerin bir sürü eksikleri var. Yani biz bu hesapları yaparken zannetmeyin ki mükemmel, kusursuz, birebir yakın çözümler yakalıyoruz. Ama kafi yakınlıkta, yeterli yakınlıkta çözümlere ulaşıyoruz. Bakın burada üç katlı basit bir modelin üstünden bunları tartışıyorum. Çünkü üç katlı basit bir modeli en azından tartışırken bazı şeylerin ayrıntılarını görebilme imkanımız olacak. Gördüğünüz gibi bu modelde rigid plak döşemeler var ve kolonlar sünek. Gördüğünüz şekliyle üç katlı bir sistem ve bunun üstünde etkiyen kuvvetler, atayet kuvvetleri, yay kuvveti, söndürücü kuvvetler. Sağ tarafta ikinci çizimde servisin diyagramı olarak buraya verilmiş durumda. Bu modelde bizim bakın olan bazı şeyleri gözüme çarptığı kadarıyla ayırt etmeye çalıştım. Bu arada bir sürü doküman kullandım internetten, çevreden. Bu dokümanların hepsinde arkadaşlar kaynak bilgileri slaytların sağ alt köşesinde duruyor. Oradan görebilirsiniz. O insanların da ben haklarını teslim ediyorum. Çünkü oldukça da şey çalışmalar yapılmış. Görseli çok yüksek çalışmalar yapılmış. Şimdi burada arkadaşlar biz yığılı model yaklaşımlarını kullanıyoruz. Bakın burada soldaki alttaki ilk çerçeveye bakacak olursak üst yarım kat kütlenin tam kat kütlesi, hani temel üstü yarım kat kütlenin idealleştirmede yer yapısıyla beraber hareket ettiği kabul ediliyor. Gerçekte yapıdan o seviyede kütle eksiltildiği için hem de daha az ivme hem de karşıt atayet kuvvetini azaltıyor bu tür bir yaklaşım. Az ivme ve yenilmemiş atayet katkısı deformasyon azalttığından dolayı varsayılan ankastreliği bu açıdan güçlendiriyor. Ama biz orada bir modelin bir kısmını ne yapmış oluyoruz? Temsil ettirememiş oluyoruz. Neticede bu idealleştirmedir. İdealleştirmede de bazı bedeller ödüyoruz. Ayrıca mesela en üst kata baktığımızda, üçüncü katta bakın, çatı katında. Burada da M3 katını idealleştirirken hakikaten M3 bu kadar mı davranıyor? Mesela bunu bilmiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hani bakın idealleştirmenin bize getirdiği, götürdüğü bir sürü şeyler var. Onların da farkına varmalıyız. Ben şu üstü atıyorum.
Benzer eksikleri çatı düşmesi için de tartışmalıyız, var mı yok mu bilemiyorum. Yine bu yığılı kütle varsayımlarında yürütülen modal analizlerde kütle katılım oranları, hani program kullanıyorsunuz, orada görürsünüz mass participation ratio diye. Gerçeği hakikaten bu kütle oynamalarıyla biz bozuyor muyuz? Mesela bu da bir tartışma konusu. Bu modelleri kurarken görüyorsunuz 3 katlı modeli, örneğin ben bu şekilde yan tarafta MCK model olarak da kurdum. Sağ alt köşede görüyorsunuz kütle, yay ve söndürücü sistemler var ve bunların hepsi birbirine yaylarla bağlı hareket ediyor. İşte burada ki kabulümüz şu: 3 numaralı kütle 2 numaralı kütleden, 1 numaralı kütlede 2 numaralı kütlede 1 numaralı kütleden büyük deplasmanlara giriyor. Yani arada eğer yumuşak bir ara kat olsa, örneğin U2 U3'ten büyük olsa, bu modelimizin yaklaşımı ne kadar tartışılır? Veya U2 U3'e eşit olsa, yani 2 ve 3 numaralı katlar beraber, birbirinden fazla değil ama yani eşit miktarda yer değiştirme yapsın, o zaman o katlarda bir farklılık olmadı mı demektir. Bakın bunların hepsi böyle tartışılacak bahisler. Kayma çerçevesi modeli zaten kayma çerçeve modeli, bazı şeyleri bize önden kabul yaptırıyor ama kütle yay sönümü sistemde kat deplasmanları kat arttıkça deplasmanların da arttığı kabulü bir şey oluşturabiliyor. Yani bir tartışma oluşturabiliyor. Ayrıca bu modelde gördüğünüz gibi sağ kenarda bir P kuvvetiyle biz bu sistemi çekiyoruz. Çekme etkin bir davranış bu. Her durumda bu gerçek mi? Örneğin bu da tartışılır. Yani hep çekme altında mı biz bunları tartışıyoruz diye sorulabilir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunlar kullandığımız bir matematik model olmakla beraber yine bizi düşündüren modeller arkadaşlar. Slide atlayacağım. Bir diğer şey atılım evet, bravo bana. Arkadaşlar bir diğer şey ise eleman davranışında pozitif rigidlik ve negatif rigidlik değişimlerinin gerçek davranış ile, dolayısıyla geometrik nonlinearlik ve malzeme nonlinearliği ile olan ilişkisi ve etkisi. Bunları biz ne kadar gerçekte benzeşim çalışmaların içinde başarabiliyoruz? Gerçeğe yakın bir nonlineer benzeşim çalışmalarının tutarlık seviyesi nedir? Bunu yükseltebilir miyiz? Hasar analizlerinde bunları uygulayabilir miyiz? Veya uyguluyor muyuz? Veya kullandığımız paket programlarının içinde bunlar ne kadar başarılıyor? Sigorta eleman çalışmaları, kontrol hasar yönetimi, yapı kontrolü ve yapı iyileştirme çalışmalarına uzanan bu bir sürü şey içinde, analiz faaliyetleri içinde arkadaşlar, biz bunları bilinçli yapıyor muyuz? Bunları biz kendimize bir soralım. Benzeşim çalışmaları arkadaşlar tek servis vereceği bir model. Ben buradan onun üstten anlatıyorum ama çok servis derece model ve diğer analiz tipleri, örneğin ikma analizleri hesapların etki altında, yani etki yanal yer değiştirme diye düşünelim. Onun etkisi olarak yanal deplasmanı konuşabiliriz. Örneğin yanal deprem kuvvetleri değişimi altında değişen istatistik kat ötelenmeleri yapıyorlar. Yer değiştirmeler yapıyorlar. Örneğin onun tutarlıklarına 3 tane farklı model için şu yan taraftaki böyle çalışmadan bakacak olursak, bakın hepsi de itme analizleriyle karşılaştırılmaya çalışılmış. En üstte ikinci döşemenin, ikinci kat seviyesindeki döşemenin çok serbest bir model davranışı ile itme eğrisi, bakın üstte oturtulmuş. Oldukça da tatminkar bir çözümü buradan biz taban kesme kuvveti ile mukayese edildiğinde deplasmanı görebiliyoruz. Benzer şeyi tek servis dereceyle de yapıldığında tutarlılığı hakikaten kabul edilebilir mertebede görebiliyoruz. Dördüncü kata geçecek olursak, dördüncü katta bakın yine çok servis dereceli itme, bu multi-degree of freedom model dediğimiz davranış ile itme analizi, yani pushover'un evrene bakarsak, pushover sanki bunların hepsini ortalama olarak kulüp geçiyor gibi duruyor. Tutarlılık yine tutar var. Ve aynı şekilde tek servis dereceli bu pushover analiziyle tek servis derecenin modelin davranışlarını tutarlık var. O halde modellerin dikkatli ve şey olarak parametrelerine doğru değerler vererek kullanıldığında yapı davranışını, örneğin buradaki farklı 3 tane modeli konuşmuş olduk. Çok servis derecili model, tek servis derecili model ve itme analizi, aşağı yukarı bunların birbirine yakın
değerler verdiğini görebiliyoruz. Yani belirli bir bant içinde güvenilirliği var. Tek servis derece arkadaşlar bir modeli, örneğin şunu aldım ben ve buraya koydum. Bu işin matematik alt planını biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bu modellenmiş olan gördüğünüz portal bir çerçeve sistemin üstünde arkadaşlar bizim tahmin ettiğimiz öngörümüzde olan davranış biçimi bu olacaktır. Kesik çizgiler deforme olmamış ilk halini, sürekli çizgiler ise bu deforme olmuş ve sürekli kirişini görüyorsunuz. Rigid değil, esnek, flexible bir kirişle davranış görüyoruz. Altta ankaste ayaklar var. Ona da yatkın olarak ankaste davranışını mesleklerde yaptığını görebiliyoruz. Bunun eşleniği MCK modelde işte gördüğünüz gibi bir M kütlesi var. Kolonların yay kabiliyetini burada bir yatay yaya verdik. Yine eleman ve geometrik sunumun bize sunduğu ortak davranış, sunum davranışını da burada bir tane viskoz bir sunum aparatıyla düzenledik. Bunun serbest cisim diyagramını ise en sağda çizdik. Görüyorsunuz sunum kuvveti var F'de, yay kuvveti var F'de, atalet kuvveti var F'de ve bir de bütün bunlara aykırı, ters yönde bunu harekete sağa doğru iten, harekete sevk eden bir PT kuvvetimiz var. Buradaki bu kuvvet vektörlerinin toplam yatay eşittir sıfır yaklaşımı ile toplarsak, vektörel toplamını yaparsak elde edeceğimiz kuvvetler toplamı şuradaki gördüğünüz şekil olacaktır. Bunu açarak yapacak olursak F'nin atalet hem çarpı x iki noktadır. Yani hem çarpı sistemin yer değiştirme ivmesidir. Sönüm ise sönüm sabiti, sönüm oranı çarpı hızıdır F'de ve Fs dediğimiz spring force yay kuvveti de kolonların tepsisinden K çarpı X'tir. K kolonların toplam rigidliğinden gelen bir değerdir. X de yukarıdaki tabliyenin yer değiştirmesidir. Bunları alır da arkadaşlar yerlerine koyarsak bizim karşımıza mx 2 nokta artı cx nokta artı kx eşittir pt diye bir denklem çıkar. Eğer PT kuvveti, dış kuvveti sıfır alırsak sistemin serbest titreşimini göz önüne almış olacağız ve tek serbest titreşim bu sistemin diferansiyel denklemini yani hareket denklemini burada gördüğünüz gibi elde etmiş oluyoruz. Burada K'yı şu şekilde de ifade edebiliriz. Çünkü burada iki tane kolon, bir tane kirişten oluşan bir sistem var. Hani eğer tek bir tane kolon olsaydı 12 E, I çarpı H küp falan diye bir şey hemen yapıştırabilirdik oraya ama sistemli bir yapı var. İki kolon, bir kiriş. Onlar için örneğin K'yı böyle bir şey alabilirsiniz eğer hassas bir hesap yapacaksınız. Ama yukarıdaki MX 2 nokta artı CX nokta artı KX eşittir 0 gibi bu diferansiyel denkleme benim önerebileceğim ki sıfır olduğu için homojen bir denklemdir. Önerebileceğim X çözümü yer değiştirmeyi örneğin X E üzeri eksponansiyel bir fonksiyon olarak önerebilirim. E üzeri lambda T diye önerebilirim. E'nin birinci özür dilerim. X'in birinci türevini ve ikinci türevlerini alıp bu denklemde yerlerine koyarsak bizim karşımıza çıkacak olan ifade şu ilk satırdaki elde ettiğimiz M lambda kare artı C lambda artı K parantez içi bütün bunlar çarpı E lambda T olabilir. Bu eşittir sıfır durumunda. Şimdi E üzeri lambda T'nin sıfıra eşit olması demek sizin artık bu hareketi yok saymanız, problemin yok olması demektir. Gerçekçi bir çözüm olmaz. O zaman parantezin içinde sıfır olması şartını kurcalamak zorundayız. Yani E, M lambda kare artı C lambda artı K'nın eşittir sıfır şartını araştıracağız. Araştırırsak şöyle baktığımızda, bakın yukarıya yazdım ben bunları. Bu sanki hani bizim ortaokul yıllarından öğrendiğimiz AX kare artı BX artı C eşittir sıfır gibi bir yapının karşılığı. Bunun da kökleri şuraya ben koydum hani nostalji olsun diye. Hatırlayalım dedim. Kökleri hatırlarsanız eksi ve artı eksi kök işte b kare eksi 4 ac bölü 2 a'dır. Burada a'yı b'yi c'yi şuradan aldığımız gibi a'sı m, b'si c, işte c'si de k olacak şekilde yerine koyarsak veya bayağı bir şeyle çözersek, 2 dereceden bir yapıyı çözersek karşımıza çıkacak olan 2 kök bunlar eksi c artı eksi parantez içinde bakın c kare eksi 4 m k üzeri 1 bölü 2 bölü 2m diye bir şey çıkar, değer çıkar. Bunu bir düzenleyecek olursak mesela düzenlediğimizde yani ayrıştırıp bunları düzenlediğimizde
Bakın bizim karşımıza en son gelen şeklini söyleyeceğim. Bunların bazı değerlerini yerine yerleştirebiliyoruz. Örneğin dinamikten biliyoruz. K bölümü omega eşittir. Açısal frekans eşittir. K bölümü üzeri 1 bölü 2. Bunu biliyoruz. Sönümü biliyoruz. Sönüm oranını. C bölü C kritiktir. Burada C kritiğin de 2 çarpı kök içinde Km olduğunu biliyoruz. Artık omega karenin de K bölü M olduğunu bildiğimize göre bunları yerine koyarsak benim bu sönüm oranım 2M açısal frekans olarak netleştirebiliyorum. Bunları götürüp arkadaşlar bu yukarıdaki KM'lerin yerinde değerlerini yazacak, düzenleyecek olursak C'nin yerine de 2M W C koyarsak C'nin yerine. Bakın en son haliyle benim bu denklemim x 2 nokta artı 2 kısı W çarpı x nokta artı W'nun karesi yani saf frekansın karesi çarpı x eşittir 0. Bunun kökleri yukarıdan biz temizledik, yerleştirdik de kökleri şu oluyor. Eksi xi çarpı omega artı eksi omega çarpı parantez içinde xi eksi 1 üzeri 1 bölü 2 oluyor. Gördüğümüz iki kökü arkadaşlar biz x'e vererek önermek zorundayız. Size verdiğimiz zaman bu iki kökü bir tanesi x eşittir. Yani bir kök çünkü lambda bir birine gelecek. Katsayısı c1 olacak. O zaman x eşittir c1 çarpı e üzeri lambda 1 de. Diğeri ise artı c2 çarpı e üzeri lambda 2 de oluyor. Biz bu x'leri arkadaşlar buradan tek serbestleyici sistemin diferansiyel denklemine önerilen x yer değiştirme olarak artık kullanabiliriz. Üstündeki değerleriyle beraber kullanabiliriz. Burada farkındaysanız da xi kare eksi bir kök içinde olan kısım bir gerçel bir sayıdır. O zaman buradaki sönüm şartlarına göre, xi dediğimiz sönüm oranına göre burada bizim farklı farklı deplasmanlar elde etmemiz söz konusu. Örneğin sönüm oranı birden büyükse aşırı bir sönüm olduğundan ötürü burada o zaman x'imiz şu şekilde yer alacak. A ve B katsayılarıyla bu şekilde bir değer alacak. Eğer bizim sönüm oranımız B'ye tam eşitse bu şu demektir ki hani C bölü C kritik dedik ya bizim yapımızın sönümü de C kritik ta kendisi demektir. O zaman x'imiz şu hale geliyor. İkinci ifade. Eğer bizim sönüm oranımız birden küçük ise sönümlü bir yapıdır. Yani kritik halkıdır. Çünkü C bölü C kritikte demek ki yukarıdaki C aşağıdaki C kritikten kesirli bu ifadede masum takip ederseniz C'nin C kritikten çok daha az olduğunu buradan anlayabiliyoruz ve birden onun için az çıkıyor. Bir oranın birden küçük çıkması sanki bizim çok karşılaştığımız problemlerden hani karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Onun da yer değiştirmesi bakın A ve A kosinüsü B sinüslü başında eksponansiyel sürekli azalan bir şeyi olan değer oluyor. A ve B sabitlerini ise biz başlangıç şartlarında ne yapabiliyoruz? Tanımlayabiliyoruz. Burada demin sönümü konuştuk. Demek ki sönümü açısal frekansla tanımlayabiliriz. O da bakın sönümün kendisini yani özür dilerim açısal frekansın kendisini sönüm yokken ki sönümsüz açısal frekansın kendisini 1 eksi ksi kare parantez dışı 1 bölü 2 ile çarparsak sönümlünün açısal frekansını yakalayabiliyoruz. Bu sönümlü açısal frekansı da işte 2 pi ile ilişkisi var. 2 pi bölü t'den oranlarsak yapının sönümlü periyotlarını buradan ne yapabiliyoruz? İzleyebiliyoruz. Başlangıç şartlarına bağlı olarak dedik A'yı ve B'yi ne yapabiliyoruz? Tanımlayabiliyoruz dedik. Mesela kritik sönümün çok altında olan ve serbest sönümü olan bir tek serbestleyici sistemde biz o vakit A'yı örneğin yapı dinamiğinden hatırlarsınız. Başlangıç şartlarından faydalanıyoruz. Örneğin başlangıç yer değiştirmesi A'ya tekabül ediyor. B ise, B katsayısını ise şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da verilen bu değişkeni yerine yerleştirerek B katsayılarını bakın A'ya ve B'ye koyduğumuz zaman biz buradaki yer değiştirmeyi katsayılarını tamamlayarak, tanımlayarak tariflemiş olduk ve bitirmiş olduk. Bunları çizilecek olsa, örneğin ksi 1 iken, ksi 1,
Ksi 1'e eşitken, yani C eşit C kritikken, Ksi 1'den büyükken, yani overdampken, aşırı sönümlüyken, Ksi 0 ile 1 aralığındayken, yani makul sönümler içindeyken, bakın burada hareketlerin hepsini görebiliyorsunuz. Örneğin Ksi'nin 1'e eşit olması demek kritik sönüm. Bakın kendisi sıfır eksenin altına bile geçmiyor. Azalarak hemen kendini bir çırpıda bitiriyor. Titreşim yok. Mesela Ksi örneğin şurada 0,5 verilmiş. Bu şu demektir. Yukarıdaki C, aşağıdaki C kritiğin yarısı kadar. Yani sönüm kritiğin yarısı kadar. 0,5. Burada bakın sönüm var. Sönümde ama bayağı işte hatır sayılır bir sönüm var. Bakın salınım geliyor. Yukarıyı geçiyor. Çok küçük titreşimlerle kendini çok kısa sürede sıfıra götürüyor. Örneğin şurada bir tane şey var. Ksi'si sıfır olan var. Anda en dışarıdaki zarf titreşimdir. Sönüm olmadığı için örneğin sinüs ki burada sinüs ekseni sinüs dalgası sonsuza kadar böyle salınıp gidiyor. Yani iki olduğu zaman mesela tamamen gördüğünüz gibi çıkıyor ve hemen iniyor. Kesinlikle ne yapmıyor arkadaşlar? Yani salınıma iştirak et, katılmıyor bile. Sönüm bu açıdan bizim yapımızın davranışına eğer biz bir inşaat mühendisi olarak bakıyorsak aslında önemli etkisi olan bir parametre. Eğer sönümü doğru modelleyebilirsek biz analizlerimizde sönümden büyük faydalar alırız. Bu sönümle beraber başımızda bir diğer sorun ise büyütmeler var, büyütme faktörleri var. Örneğin yapının kendi, o yüzden analizlerimizde yapının doğal frekanslarını bulmaya çalışıyoruz. İlk modal periyodunu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü yapının yer hareketiyle aynı frekansta veya periyotta şeye maruz kalmasını istemiyoruz. Dalga yayılımına maruz kalmasını istemiyoruz. Yerin coğrafyanın verdiği o örneğin dalga hakim periyoduyla yapının hakim periyodunun çakışması durumunda ve o çanağın içine girmesi durumunda çok büyük amplifikasyonlara gireceğini biz biliyoruz. Onun buradaki eğrisini ben şurada vermeye çalıştım. Yani omega bölü omega n dedim. Omega n gelen hareketin doğal açısal frekansıdır. Omega ise yapının kendi açısal frekansıdır. Yani bakın o omega bölü omega n eşittir bir gibi bir şey çıkıyorsa, bir gibi bir şey çıkmasa şu demektir. Bakın 5'e kadar falan gitmeye başlamış. 5 katı falan amplifikasyonlar var. Bunların örneğin kırmızıya verilen örneğin sönüm %30'sa bakın ne kadar aşağı indiriyor. %90'sa sönüm, şu yan tarafta sönüm lejantını görüyorsunuz. O zaman hareket hakikaten 0,5'lere iniyor. Bir saniye veya bir frekanslık veya bir hertz veya bir saniyelik yapıdan bahsediyorum. Eğer sönüm çok çok küçükse örneğin 0,1 gibi görüyorsunuz. 5'lere çıkıyor. Teorik olarak sönüm hiç yoksa bunun sonsuza doğru gittiğini ama pratikte hiç gözlemlemediğimizi biliyoruz. O altta büyütmenin özelliklerini yansıtan bakın burada F0 bölü statik yer değiştirmeyle altta da dinamik yer değiştirmenin birbirine göre oranlarını görüyorsunuz. Bu X büyütme faktörüdür ve bu yukarıdaki verilen grafikteki anlatımdır. Arkadaşlar biz bütün bunlarla sönümün aslına bakarsanız bize olan faydalarını biliyoruz. Hatta o kadar ki kendimiz ilave bir sönüm eklersek yapıya, ilave bir sönüm eklersek o vakit bakın burada %10'dan %30'lara kadar çıktığını görebiliyoruz sönümün. Normalde yapıların kendisinde bakın %0,5 ile %7 arasında bir sönüm şeyi vardır. Mevcudiyeti vardır. Yani malzemeden, atom altı dizimlerden, geometrisinden, birleşimlerinden, bağlantılarından vesaire kullanılan yapısal ve yapısal olmayan diğer faktörler, kaplamalar vesaire yapıya bu sönümleri kazandırıyor. Bunların örneklerini şuradan görebiliriz örneğin. Bakın burada verilmiş. Uncracked precast concrete diyor. Bakın hasarsız, çatlamamış
öngevirmeli, bakın betondaki sönüm oranı yüzde görebiliyorsunuz 0,015. Mesela crack reinforced'da bu 0,035'e falan çıkıyor arkadaşlar. Zaten bizim de limitlerimize yaklaşıyor. Bunların mesela çelik için olanlarında bakın damage destruction diyor. Hasarlı çelik yapıda bakın bu %5'lere yaklaşıyor arkadaşlar. Bunlar tipik örnekler olarak burada FEMA'dan konuldu. Bu bize bir fikir verilsin diye. Yine sönüme şu viskoz sönümü konuşacağız ama sönümde eğer bir tarafa sönüm kuvvetini bir eksene, diğer eksene deplasmanı çizdirecek olsak, eğer sizin sönüm aparatınız viskoz bir sönümse, yani sıvı temelli viskoz bir sönümse, onun yaptığı saykırık hareketlerin, tekrarlı ilmik hareketlerinin zarfını çizecek olsak, yaklaşık şöyle bir elips formunda bir alan olacak. Ve altındaki alan da bu mekanizmanın söndürebildiği enerjinin miktarını gösterecek. Ve tabii ki bu sönümün sonucunda sizin yatayda zaman düşeyde deplasmanın geldiği olacak olsa bakın hareketin gittikçe azalarak gittiğini görebiliyoruz. Bu azalan ardışık tepeciklerden çok hepimizin iyi bildiği sönüm değerlerini örneğin logaritmik sönümü buralardan hesaplayabiliyoruz. Bu da bir şey. Bizim için hatırlatıcı bilgi olsun. Ve yine bu sönümün arkadaşlar yaptığı işe bakacak olsak sönümle beraber çünkü sadece sönüm buraya takılan bir viskoz söndürücü mekanizmayla olmuyor. Örneğin kuvvet ve yer değiştirme de belirli bir miktarda sönüme katkı veriyor. Kuvvetin kendi uygulanma biçimi de size bir sönüm sunabiliyor. Altındaki çünkü alanlar yapılan iştir. Enerji mantığıyla yaklaşık bakacak olursak bütün bunları buradan anlayabiliyoruz. Örneğin eğer sizin sisteminiz yüklendikten sonra tekrar geri boşalmaya başlıyorsa onun da tükettiği bir enerji var. Yani boşaltmada tekrar yüklemede sistem bir iş yapıyor, deformasyon işleri yapıyor. Elastik sınırlar içinde kalmak şartıyla enerji tüketebiliyor. O zaman probleme biz enerji olarak da bakabiliriz. Bir enerji mantığıyla bakacak olsak, örneğin siz kalkıp da buradaki demin ki bizim kuvvetlerimiz vardı hatırlayın. M çarpı x 2 noktayla atalet F'ımız vardı. Siz kalkıp bunun hızla ve zamanla çarp latente zaman parametresi çarp sıfırdan t'ye kadar integre edecek olsanız elde edeceğiniz şöyle bir 1 bölü 2 mx nokta kare var. 1 bölü 2 mv kareye geldi. Bu bizim kinetik enerjimizdir. Sönümü alıp da hani cx noktaydınız. Yine aynı şekilde x nokta dt ile çarpsanız bütün hepsini x nokta dt ile ben çarpıyorum. Tamam mı? Çarpılarak etkin ve bunu t zaman boyunca integre ediyorum. Bunu yapsam sen benim karşıma bakın sönüm hızın karesi çarpı dt integrasyon içinde çıkıyor bir ifade. Yay kuvvetini aynı şeyi yapsam yay kuvvetim k çarpı x'ti. Ben bunu yine x nokta daha dt ile integre etsem 1 bölü 2 x kare gibi bir değer çıkıyor. Bu da benim yay davranışını gösteren örneğin kolon elemanlarımın içinde tuttuğu enerjidir. Ve etkiyen kuvvetin de ben kalkıp x nokta dt ile çarpsam buradan da ben kendim bir ne yapacağım arkadaşlar? İster istemez etkiyen kuvvetin yaptığı, ürettiği işi yakalayacağım. Ve içinde bütün bu işlerin toplamı neye eşit olmalı? Etkiyen dış kuvvetin ürettiği işe eşit olmalı. İşte EK artı E'de artı E'se eşit E'yle diyoruz ki biz o zaman kinetik enerji, viskoz sönüm tarafından tüketilen diğer enerjimiz E'de, bilim şekil değiştirme enerjimiz E'se toplamları veya bunların hepsinin harcadığı şey arkadaşlar enerji toplamları sisteme yanal giren enerji yani E'ye ne olmalı? Eşit olmalı diyoruz. Bu yaklaşımlarla, biz bu enerji temelli yaklaşımlarla buradan arkadaşlar sönümü tekrar tekrar birçok dokümanda göreceksiniz. Tartışmayı açabiliyoruz.
Vizitliği konuşacak olursak, vizitlikte bakın deplasmandan yapıya uygulanan kuvveti eğer biz bir eğride, bir düzende yatay bir şey çizilecek olursak, bakın bunun da böyle bir enerji harcama kabiliyetinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve bunlar aslına bakarsanız gerçekten nonlinear bir enerjiye doğru kayarsa kalıcı hasarları bir daha geri toparlanmayacak şekilde bırakmış oluyor. Onun için biz burada bu nonlinear hasar analizlerine girdiğimiz zaman bunun aslına bakarsanız bir enerji fazlalığının işe dönüşmesi veya karşılanamayan enerjinin deformasyon işine dönüşmesi olarak görebiliyoruz. Ben bütün bu altlıkları kurduktan sonra arkadaşlar bir de çok serbest enerji sisteme bakmak istiyorum. Çok fazla vakit harcamadan. Örneğin yine ben burada 3 katlı bir çerçeve düzlemi şurada karşınıza çıkartıyorum. Burada servisim diyagramını hemen yan tarafta çiziyorum. Görebiliyorsunuz. Burada her kat için yani 1, 2, 3. katlar M1, M2, M3 de tariflenmiş. Bunların ara yükseklikleri H1, H2, H3 olarak kat yükseklikleri konulmuş. Ve bütün kirişlerin yani yatay elemanların rigid bir plaka gibi çalıştığını kabul edelim. Her kata da P3, P2, P1 kuvvetlerinin zamanla değişimi korunarak uygulandığını kabul edelim. Bunun eşleniği aşağıda MCK modellerle hemen altında yapılmış çizilmiştir. Buradan da bu mekanizmanın nasıl karşılığında olduğunu görebiliriz. Her kat için diferansiyel denklemleri yazacak olsak, şuradaki sağ üst köşedeki servisim diyagramlarından bunları yazacak olsak, sol tarafta gördüğümüz arkadaşlar P3 ile P2 ile P1 ile başlayan şeyler çıkar karşımıza. Kuvvet pozitif, diğer aksi direnen şeyler. İşte atarlık kuvveti olsun, sönüm kuvveti olsun, yay kuvveti olsun. Toplam zaman, toplam işte sıkma yapısına gerekiyor. Vektör kuvvet toplamını birinci, ikinci, katlı uygulamamızdan elde ettik. Şu denklemleri buradan görebiliyorsunuz. Fazla vakit harcamak istemiyorum. Ama bu denklemleri düzenlersek, yani en güçlü olanı başa alırsak falan böyle. Her katta işte x iki noktayı başa alırsak, sonra x noktayı alırsak, sonra x'i alırsak falan demek istiyorum. Eşittir işte P kuvvetlerini eşitliğin karşısına atarsak bizim karşımızda 3 tane denklem yani tanıdığımız 3 tane denklem yapı çıkar. Bunları alır da arkadaşlar matris formunda yazarsak bakın bu sol alttaki 3 denklemin sağ alttaki matris formunda çok serbest derecede sistemin hareket denklemi diye başlık atıp yazdığım şu x2 nokta artı cx nokta artı kx eşittir p çarpı t ile bu yapıyı matrise katmış olur. Yani buradaki kütlenin bakın burada diagonal M1, M2, M3 ile oluşturulduğu K'nın da yine benzer bir şekilde K1, K2, K3 ortak elemanlar varsa ve birleşik davranan onların da toplama girip iştirak ettiği ama bant matrisi olduğunu, C'nin de bir bant matrisi olduğunu ve diagonal olduğunu oradan görebiliriz. Alan deplasmanların ise bir vektör olduğunu, hani 3 satır bir kolondan oluşan x1, x2, x3'ten oluşan ve yine etkiyen kuvvet PT'nin dış kuvvetinin de P1, P2, P3 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada bu bir kabuldür. Tek servisleri sisteme göre bazı şeyleri nasıl hani öngördük, kabul ettik ve işte ihmalinin çok daha fazla bize bedel ödettirmediğini düşündüysek burada çok servisleri sistemde de benzer şeyler var. Ben şu sarı alana bunları hani çok hızlıca aktarabilmek için yazdım. Elinizde de sizin doküman olarak olsun istedim. Bakın mesela buradaki evet MCK matrisinin hepsi diagonal bant ve simetrik matrisler. Görebiliyoruz. Gittik demin baktık. Ama K ve B matrisi mesela en büyük elemanı diagonalde bulunmaktadır. İşte bu eğer M'nin her durumda diagonalde olmadığını bilelim ama her durumda hakikaten diagonalde de M olmayabilir. Yani off diagonal bir diagonal bir şey M olabilir mi? Bilmiyorum. Ama kinetik enerji yaklaşımı M'yi simetrikleştiriyor. Maksimal karşıtlık teoremi süperpoze özelliği gereği ve gerilme enerji yaklaşımı
simetriyi bize kaçınılmaz olarak sunuyor arkadaşlar. Yani o zaman hani bu kolaylıklar hesap kolaylıklarına dönüşüyor. Dahası mesela kayma çerçeve modellenmemiş sistemlerin K maddesinde örneğin K köşelerde sıfır olmayan elemanlar da üretebiliyor. Bakın burada mesela şu köşede sıfır var. Sağ üst köşede, sol alt köşede. Olmayan matris örnekleri de karşımıza çıkabiliyor. M ve K diagonal elemanları bilim şekil değiştirme ve kinetik enerjinin pozitif özelliğinden dolayı pozitif olmak zorundadır. Bakın bir de böyle bir şartımız var. Yani bilim şekil değiştirme enerjisi yerine harcanan enerjinin viskoz sönümle tariflenmiş olması, tariflenmesi C maddesini simetrikleştiriyor. Böyle. Hız, viskoz sönüm ile enerji harcanmasına katkı vermekte ve veya enerji değişiminin olmaması için sönümün azalması gerçeği C'nin diagonal terimlerini pozitif yapmaktadır. Bakın bu da bizim mutlak pozitif bir matrisi elde elimize tutmamıza yardımcı oluyor. Ve sönüm özelliğinin olmadığı mesela elemanlarla diagonal hücreyi sıfır yapabilen bir durum da var. Ama bunu burada mesela görmüyor. Mesela burada bir tanesi, bu C'lerden C1, C2'den C3'ten bir tanesi ki sönüm özelliği yoksa çok daha sıfıra dönebilir ama yok. Farklı olsa biz bir şey kullanıyoruz orada. Bu idealize edilmiş olan bu gördüğünüz K, M ve C türü işte C matrislerinden örneğin işi sönümsüz alalım. C'yi de kapatalım bir kenara. Sadece K ve M ve hatta kuvveti de sıfır alalım. Serbest teşvik şartları altında bu hareket denklemi aynı tek servis derecede olduğu gibi burada da hani bir kafa patlatıp düşünecek olsak bakın denklem sönümsüz zorlama teşvik altında olan yapı buyken bu tarafta ise sönümsüz serbest teşvik bir yapıyla karşı karşıya kalmış oluruz. Sönümsüz serbest teşvikte örneğin bu denklemlerden biz çok rahat örneğin yapının modal analizlerini buradan yapabiliyoruz. Yani bir basit bir transformasyon işlemiyle normal koordinatları yani bizim düğüm noktası deplasmanlarımızı modal koordinatlara yapının doğal mod kendiliklerini çevirebiliyoruz. Bunu dönüştürerek çözümün ilk adımını örneğin bir modal analizin içinde yapabiliyoruz. Doğal mod şeklin ortogonal olmasından dolayı tek servis dereceli sistemlerin çözülmesine imkan veriyor. Alt gruplarını çok serbest dereceli sistemin alt gruplarını tek serbest dereceli sistemler olarak çözebiliyoruz. Ve sonra çözümden sonra modal koordinatları tekrar gelen normal koordinatlara dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Burada bizim çok iyi bildiğimiz şu eigen yapıları burada görebilmekteyiz. Eğer sistemin üstünde bir force varsa yani zorlama bir kuvvet varsa buradaki aradığımız şeyler arkadaşlar bu zorlama kuvvet etkisi altında düğüm noktalarının yaptığı yer değiştiriyor. U1, U1, U2, U3'ü bulmaya çalışıyoruz. Bu da bizim şeyimizden arkadaşlar. Genelde karşılaştığımız yapı analizinde yer değiştirmelere yöneldiğimiz bilinmeyenlerin daha çok yer değiştirmeler olduğu problemler. Ki bunlar serbestlik dereceleridir. Her bir düğüm noktasının serbestlik. Örneğin burada birinci katta bu yalnız M1, M2, M3 biraz ters çizmişiz burada. Birinci katta M1, ikinci katta M2, üçüncü katta M3 kütlelerin olduğu yer değiştirmeleri için U3, U2, U1'i burada bulmak gibi bir şeyimiz var bizim arkadaşlar, amacımız var. Kuvvetleri de aynı. Burada kuvvetleri de ters. Her şeyi ters çizmişiz. 1, 2, 3 yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı olacak. Ve bilinmeyenleri buradan bularak onların deplasmanlarına benim şekil değişir. Benim şekil değiştirmeler gerilmelere, gerilmelerden eleman iç kuvvetlerine kadar analizlerimizi sürdürebilmekteyiz. Her işin içinde sönüm yoksa yapı bu kadar basitleşiyor. Ve bu sönümsüz sistemde arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi 3 katlı bir yapıda şu demin bahsettiğim eigen analizleri yaparak birinci modun birinci katının yer değiştirmesi, birinci modun ikinci katının yer değiştirmesi, birinci modun üçüncü katının yer değiştirmesi gibi ve onlara tekabül eden birinci doğal frekansı,
hesaplayabiliyoruz. Sonra aynı şekilde ikinci sırt ve üçüncü alt frekansları ve bunları tek kuvvetle mod şekillerini buradan çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız bu mod şekillerini şurada hani animasyon yaptıracak olsun. Bakın birinci mod şekli şurada gördüğünüz gibi sıfırdan geçmiyor. Yani sıfır eksenden geçmediğini gözlemleyebiliyorsunuz. Bir eksi bir sıfır. İkinci mod şekli iki eksi bir yapar. Demek ki ikinci mod şekli bir noktada sıfır bir şey eksenden geçiyor. Bu da üçüncü mod. Üçüncü modda da arkadaşlar 3 eksi 1 yaparsanız 2 elde ediyorsunuz. Demek ki bu sıfır düşey eksenden bu bizim 3 katlı yapımız 2 kere 2 noktada sıfırı geçiyor. Şekilleri de buradan doldurulmuş şekillerini de buradan görebilirsiniz. Hakikaten mesela birinci mod şeklinde yapıda herhangi bir sıfırdan geçme yok. Ama ikinci mod şeklinde bir yerde sıfırdan geçiyor. Üçüncü mod şeklinde de görebiliyorsunuz herhalde. İki yerden bunlar geçiyor. Peki bunlar burada biz altını çizeceğimiz başka bir şey olabilir mi? Hani konuşacak olsak. Mesela ben bize yazdığımız değerlere bir bakayım. Bu gördüğünüz şu k eksi omega kare m işte çarpı mod şekli eşittir sıfır arkadaşlar bir eigen özdeğer olabilir. Burada eğer siz kalkarda yer değiştirme, model yer değiştirme fiili sıfır alırsanız o zaman hareketi ortadan kaldırmış olursunuz. O zaman onun sıfır değil, bir dahaki parantezin sıfıra eşit olması gerekiyor. Bu da eigen özdeğer problemidir. K yapıya ait bir rigidlik, M yapıya ait bir kütle. Benim şeyim yapısal frekansım, öyle yapısal frekanslar ben bulup buraya yapacağım ki hani üçe üçlük şeyde yapıda. Onlar hakikaten bu gördüğünüz parantez içindeki matris operasyonu sıfır ve eşit yapacak. İşte onları sıfır yapan değerler arkadaşlar 3 kat 3 serbestlik için karşılığına çıkan 3 adet açısal frekansın değeriyle öyle bir şey geliyor ki bu denk geliyor ki bunları bir kere sıfır yapan omegaları bulmuş oluyor. Sonra sırasıyla önce bir omega 1'i koyarak fiilleri buluyorum. Sonra omega 2'yi koyarak ikinci moda ait fiilleri buluyorum. Sonra omega 3'ü koyarak üçüncü moda ait fi dediğimiz mod şekillerini buluyoruz. Bunları sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çiziyoruz. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Yüksek modların alçak modlara göre daha düşük frekans salınım göstermeni görebiliyoruz. Bakın yüksek modların çok daha fazla değil mi? Bakın şurada söyleyeyim. Yüksek modların alçak modlara göre daha düşük frekans salınımında olduğunu görebiliyoruz. Bu bir. İkincisi modal deformasyon şekline baktığımız zaman sınır şartlarıyla örneğin meslek koşullarının uyumlu olduğu kontrol edilmelidir. Yani siz örneğin modelinizi kurdunuz ve bunu analizimize bir program yardımıyla yapıyorsunuz. Bunun mod şekillerine bakıp o mod şekillerinden örneğin sınır şartlarının, esnek koşullarının hakikaten yapının o özgün davranışına uyumlu olup olmadığını sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela eğer herhangi bir mesleğiniz önden tanımlı bir deformasyon vermişseniz, yani bir predefinite deformasyon vermişseniz, önden tanımlı bir deformasyon vermişseniz, sonrasında deformasyonun da orada arkadaşlar o modal, lineer modal kombinasyon içindeki yapıyı değiştirebileceğinin farkında olmalısınız. Yani orada o beklentiniz olmalı. Evet, elinizde mod şekilleriniz var. Tekrar yine koordinat transformasyonu yaparak model şeyden arkadaşlar yer değiştirmeden siz geri dönüp şeye geçebilirsiniz. Deplasmana vakit transformasyonuna geçebiliyorsunuz. Peki bu kadar yapı dinamiği bence yeter. Yani yapı dinamiği tutmaya çalıştık. Bu ilk verilerde siz kendiniz buradan aldığınız bir ateşle diyelim. Yani işte daha iyi bir
Modern tepki analizleri bakın ikiye ayrılıyor. Bizim yönetmeliklerinde gördüğümüz gibi bir eşdeğer yanan yük analizi var. Bir de efendime söyleyeyim modern response spektrumlardan aldığımız bir analiz var. Yani tasarım spektrumundan aldığımız analizler var. Bu şekliyle her mod için maksimum tepkileri hesaplayıp yani zaman tanım alanındaki ağır hesaplardan kaçınmış oluyoruz. Her mod için yaptığımız hesapları da örneğin istatistik bir teknik ile birleştirebiliyoruz. SRSS bizim yönetmenimizin de kullandığı teknik veya CQC dediğimiz Complete Quadratic Combination kombinasyonları kullanabiliyoruz. Yaklaşık bir metottur. İşte yanal deprem yükü analizinin temelini oluşturur bunlar arkadaşlar. İlk modun %85 kütle katılımına ulaştığı şartlarda tek mod analizinin basitleştirilmiş uygulaması işte yanal yük ile deprem hesabına tutarlı hale getiriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama mesela öyle durumlar çıkıyor karşımıza. Örneğin tek modda kütle katılımı yüksek oranda yakalayamıyorsunuz. Örneğin iki modda da pek biz burada uygulamıyoruz ama ikinci modda da kattığınız zaman kütle katılımı oldukça doyurucu bir orana çıkıyorsa o zaman biz eşdeğer yanal yük arkadaşlar birinci moddaki eşdeğer yanal yük ve ikinci moddaki eşdeğer yanal yükü yapıp ikisini bu şekilde süperpoze ederek yapılan yaklaşık bir yanal yük hesabını buradan tamamlayabiliyoruz. Mesela bunu mesela Amerika Sosyal Sigortası dediğimiz bakın bu Amerika İnşaat Mühendisliği Odası'nın kendi prosedürlerinde bu uygulama yapılıyor. Ve bu da eşdeğer yanal yük hesabı olarak yüksek modların da işin içine katılabileceğini gösteriyor. Biz de bazı önemli projelerde bunu yapıyoruz. Kontrol amacıyla yapıyoruz. Tek servis dediği sistem ne demektir arkadaşlar? Örneğin tek servis dediği sisteme en güzel örnek olarak sanayi yapıları, yüksek kolonlu ve jit döşemeli sanayi yapıları olarak gösterebiliriz. Bu bütün kolonlu jitlerin hani bir yönde toplarsak temsili bir kaya, temsili bir kat kütlesine başlayabiliriz. Buradaki serbestlikler nelerdir ona bakacak olsak örneğin yanal yer değiştirme bir serbestliktir. Düşey yer değiştirme ikinci bir serbestliktir. Ve burulma da bir üçüncü serbestliktir. Yani o zaman biz buradan en fazla sahayı dolaştığımızda afetten sonra görebiliriz hasar tipleri yanal yer değiştirmenin sonucunda oluşmuş olan hasarlar olduğu için bunlar daha seyrek görüldüğü için biz analizlerimize bu yanal yer değiştirmeyi serbest değişimi alarak çalışıyoruz. Mühendislikte en fazla kullandığımız şeyler arkadaşlar spektrumlardır. Spektrumları ilk öneren işte Biot hocamızdı. 1932 yılında ortaya atmıştır. Bosna çıkmıştır. Bunu birazcık da içeriğini zenginleştirerek mühendisliği uygulama alanına yaygınlaştırmıştır. Ve tepki spektrumları bizim mühendislik hesaplarımızın orta yerine oturmuştur arkadaşlar. Genellikle değişik yapıları temsil eden tek servis dereceleri farklı periyotlu fakat eşit kütleli yapıların aynı depremi karşıladığını ve tepkilerinin maksimumlarını oluşturduklarını düşünüyoruz ve oluşturduğu o maksimum tepkileri, yani yer değişimi maksimumlarını hangi periyot temsil ediyorsa o tek servis sistem oraya işaretleyerek birleştirdiğimiz eğrilerden oluşuyor. Örneğin burada bir tek servis sistemimiz var. Bir tanesi bugün 5 saniye, diğeri 1 saniye periyotlu ve diğeri 2 saniye periyotlu. Hepsinde sönümleri %2 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Hepsinde kütleleri aynı. Bakın periyotları farklı. Şu yukarıdaki gördüğünüz ana depremi aldık verdik. 0,5 saniye periyotlu yapının görüyorsunuz salınımları bu şekilde ve maksimum 2,67. 1 saniye periyotlu yapının bakın salınımları bu şekilde de basman salınımları ve onun maksimum bir yerde yakalamış 5,97. 2 saniye periyotlu yapımızın da aynı depremi havuz kaldığı zaman ürettiği salınımları şuradan izleyebiliyorsunuz ve onun da maksimum 7,47. Şimdi ben 0,5 saniyeye yatay eksende 1 saniyeye ve 2 saniyeye gelip dik çıkarak tek tek 7,47, 5,97 ve 2,67'yi işaretledim. Ben burada 3 tanesini örnek verdim. Siz buraya örneğin 100 tane 0,1 artarak değişen periyotlu tek servis sistemlerin maksimumlarının işaretlendiğini düşünün. Ve bu eğriler birleştirildiği zaman, bakın şurada en yatayını çizdim en üstte.
deplasmanlarım şu şekilde bu yapı için bir tek servis dereceli spektrum oluşturduğunu gözlemleyebiliyorum. Sönümü %2. Kesinlikle değişmiyor. Deplasmanın arkadaşlar türevini aldığın zaman tanım alanında yapsaydık eğer biz bu işi hızı bulacaktık. Bunu frekans tanım alanında yaptığımızda çok daha kolay oluyor. Mesela 2.67'nin tam altındaki, şu 2.67'nin tam altındaki değer 0,5'tir. Benim bu 0,5'lik periyottur arkadaşlar. Ben bunu açısal frekansını hesaplayıp 2.67'ye çarparsam hızını bulmuş oluyorum. Onu da alta yazıyorum. Örnek veriyorum. Açısal frekansım benim nedir arkadaşlar? 2 pi bölü t. T'yi kullanacaksın. 2 pi bölü 0,5. Bu da yapar 4 pi. 4 pi demek değil mi? 4 pi demek 12 falan demektir. Ben mi yanılıyorum bilmiyorum. Onu alıp da buradaki şeye çarparsanız bakın şuradan görüyorsunuz. SD'yi omega ile çarpacağız. SD'yi omega ile çarptığımız zaman yani 2.67'yi ben 2 pi bölü t ile çarpacağım. Çarptığım zaman çıkan değer 33,7'ymiş. Eğer kalkar ben bunu bir daha 2 pi bölü t ile çarparsam o zaman SD'ye bakıp omega kareye çarpmış oluyor. O vakitte ivmeyi bulmuş oluyor. Bu şekilde çok kolay deplasmandan frekans tanımından bahsediyorum. Deplasmandan hızdan da ivme spektruma dönüşümler yapılıyor. Bizim kullandığımız spektrumların hepsi arkadaşlar bu şekillerdir. Eğer bunları bir zarf olarak görecek olursak, bakın aslına bakarsan spektrumdan geri okuma yapacak olursak, bulunduğu periyot ve bulunduğu genlikte geriye doğru açılımı yaparsak kaydettiğimiz ve hesapladığımız deplasmanı, onun aslında tam maksimumun zarfın üstünde geldiği değeri görmüş oluyoruz. Ve biz bunlara işte spektrum diyoruz arkadaşlar. Bu spektrumlar farklı farklı sönümler için üretilebiliyor. İşte bakın burada gördüğünüz sönüm %0. Hiçbir sönüm olmadığı zaman bu sistem, tek servisli bir sistemin ürettiği zarf bu. %2 sönüm olduğu zaman bakın o %2 bile bir anda bayağı aşağılara indiriyor. %5 daha aşağılara indiriyor. %10 daha aşağı, örneğin %20 sönüm. Neredeyse bizim burada bakın 3.70'lere, 3.60'lara gelen bu pikimizi şurada görüyorsunuz 0.5'lere falan indiriyor. 7 katı falan indiriyor. Sönümün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mesela bu tarafta, sağ tarafta sizin periyodunuz ilerledikçe de yapısal esneklik arttıkça demek istiyoruz. Yapının alacağı deprem kuvvetleri bakın gittikçe azalıyor. Bu tarafta ise yapısal sönüm arttıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi yapının alacağı deprem kuvvetleri azalıyor. Yani düşeyde deprem kuvvetlerini azaltıyor. Yatayda ise yine deprem kuvvetlerini azaltıyor. Periyotu büyütüyor. Yani buradan biz bu sönümün ne kadar yapıda ne kadar yapıya kazandırılırsa o kadar bizim yapımızın kazancının büyük olacağını görebiliyoruz. Deplasmana baktığımız zaman bakın buradan görüyorsunuz. Periyotlar büyüdükçe de deplasmanlar büyüyor. Yani yüksek yapıların büyük yer değişiminin sebebi bu. Ve periyotların belirli bir bölgesinde hızın mutedil kaldığını görüyoruz. Hız spektrumları görüyorsunuz. Başta tırmanıyor ama belirli bir yerden sonra hız aşağı yukarı yatayda sabit kalıyor. Ve eğer şeye bakacak olursak, ivmeye bakacak olursak çok düşük periyotta ivmelerimiz büyük. Fakat periyotlar büyüdükçe de ivmelerin küçüldüğünü gözlemleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar bütün bu anlattıklarımızın faydalarını ben buraya bir özet olarak yaptım. Buradan da isteyen çalışabilir. Yönetmelik spektrumu, eğer tasarım spektrumu nasıl elde ediliyor derseniz, yani çok karıştırılan bir şeydir. Normal tek servis dediğiniz spektrum ile klasik tasarım spektrum aslında birbirine benzemekle beraber birkaç farklı var. Ben bunu üretimini anlatacağım. Bakın burada bir tane sarsma masanız var sağda. Sarsma masasının üstünde tek serbestlikte, pardon şu soldakinden anlatayım isterseniz. Sarsma masamız var sol altta. Ve masanın üstüne bakın kütleleri aynı ama periyotları farklı olan tek servisli sistemlerin hepsi buraya dizilmiştir. Örneğin ben bunu 0,1 saniyelik periyottan başlamışım. 0,2 saniye, 0,3 saniye, sonra en son 4,9 saniye, 5 saniye kadar buraya ben tek servisli sistemleri yerleştirmişim. Masamı, örneğin benim büyük bir deprem arşivim var. 100 bin tane depremim olsun.
Bir numaralı depremden başlayıp 100.000. depreme kadar adamları tek tek sallayarak her tek serbestlenmiş sistemin yapabildiği maksimum yer değiştirmeleri çizdirmişim. Yer değiştirmeleri çizdirmişim. Onun da üstünde maksimumlarını seçiyor. Bak şimdi o bilgiyi ben buraya aktardım. Şurada böyle yatayda gösteriyorum yer değiştirmeleri ve bunların maksimumlarını yatay bir şey bir çizgiyi işaretlemeye çalışmışım. Yani örneğin burada 0,1 saniye periyotlu bir tek serbestli sistem. Örneğin burada şu maksimumu yaparken başka bir depremde bakın başka bir polarizasyon ters yönde başka eksi işaretle başka bir tarafta maksimum yapıyor. Bir başka depremde başka bir yerde. Bunların hepsi 0,1 saniye periyotlu yapının tamam mı arkadaşlar? 100 bin tane depremde 100 bin tane ürettiği yer değiştirmenin içindeki 100 bin tane maksimum gösterir 0,1 saniye. Bunların aynısını 7 sene 5 saniye periyotlu tek servisli sistemde de görebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bazı şeyler üst üste düşeceği gibi hani maksimumlar bazı şeylerin ise bir yayılma olacaktır. Değil mi? Yani 0,1 saniye periyotlu yapı her depremde aynı maksimumları yakalayamayacaktır veya yığılmayacaktır. Onun için o yığılmış olan bilgileri bakın şu yan tarafa çizdiğimiz istatistik veri ağırlığının hakim olanını bulmak için elimizde arkadaşlar bir istatistik çalışma yürütüyoruz ve onun sonucunda burayı yani 0,1 saniye periyotlu yapıyı en ideal şekliyle onu özelliğini tam yansıtacak deplasmanı ağırlıklı ortalamayla seçip 0,1 saniye üstüne arkadaşlar onu işaretliyoruz. Aynı şeyi 0,2 saniye periyotlu yapıda da yapıyoruz. Aynı şeyi en son geliyoruz 5 saniye periyotlu yapıda da yapıyoruz. Çok ekstrem yer değiştirmeler olacaktır ama öyle bir deprem örneğin bu dağılım içinde örneğin buradaki dağılım Gauss dağılımıdır. Normal yoğunluk dağılımı. İçinde nadiren çıkan bir depremse onun o periyotlu yapıyı, tek serbestlerinin yapıyı her daim karşılaşacağı bir deprem gibi değerlendirmemiz gerekmiş. Onun için biz ona veri ağırlığının hakim olanını bulmak diye bir şey diyoruz. Böyle bir yaklaşımımız var. Onun için onu orada nadir olan depremlerden değil de ortalama yakaladığı depremlere gösterdiği özgün davranışları, özgün yer değiştirmelerin maksimumlarının ortalamasını ortaya koyuyoruz. İşte bizim spektrumumuz o zaman bakın arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Ve ondan sonra onu çeviriyoruz. Demin anlattığım gibi. Bir kere omega ile çarpınca deplasman neye dönüşüyor? Hıza dönüşüyor. Bir daha omega ile çarpınca ne oluyor o zaman? İvmeye dönüşüyor. Veya deplasmanı omega kare ile çarparsan direkt ivmelerini bulmuş oluyorsun. Şimdi senin elindeki deplasmandan elde ettiğin arkadaşlar bakın ivme spektrumu bu. Bunu mühendisin eline verirsen yani altından kalkılmayacak iş yüküne doğru işler evrilmeye başlar. O yüzden buna bir zarf geçirip yine bakın bir ortalama alıp bir zarf geçirip bunları belki de bir parametrik değişkene bağlayarak örneğin TA'ya, TB'ye değişen T'ye işte bunun maksimum tabliğe yüksekliğine bağlayarak ve biz bunları üstelik de yer ivmesinin G'siyle normalize ederek bir elastik tasarım spektrumuna dönüştürmüş oluyoruz. Ve tabii sahadan, depremlerden aldığımız kayıtlarda bunları çizdiğimiz zaman birçok arkadaş diyor ki, ama diyor zarfı demir atıyor onlar. Ama diyor bakın elastik tasarım spektrumunu geçiyor. Zaten geçen bir sürü değişkeni vardı. Biz bunu belirli bir standart sapma içinde ne yaptık? Düzleştirerek önerdik. Yani spektrumlar yetersiz mi diye bir şey tartışmak çok gereksiz. Ha, olabilir o ayrı bir şey ama çok ne diyelim çok şiddetle olması gereken bir eksiklik değil. Belki de bu bizim değer salınımlarımızın içinde kalan biz nimeleri sahada yakalıyoruz. Bakın onun örneklerini burada görebiliyorsunuz. Örneğin burada 17 Ağustos 99 depremindeki deprem örneğin şu koyu siyahla giden Fatih'tir. Fatih Camii'nin restorasyonların çalışmaları yapılırken yaptığımız çalışmalarda yaptığımız grafiklerdir. Ama bakın spektrum pekmek spektrumda bakın bu şekilde geçiyor. Mesela koyu şurada açık maviyle geçilen bir çizgi var. O YPT'dir. Yalıcı Petrokimya Tesisleri yani İzmit rafinerinin hemen önünde. Bakın orada da mesela büyük periyotlarda, 1-1,5 saniye periyotlarda spektrum ne yapılıyor? Yani yönetmelik spektrumu geçiliyor.
Şu demektir, bu iki tanesini kaçırdı demek iyidir. Yani standart sapmanın içinde kaldığı müddetçe bunlara karşılaşma şansımız var. Bu tarafa gelirsek bakın, Pazarcık ve Elbistan kayıtlarının buraya 2018 elastik ivme spektrumlarını %5 sönümlü olarak koyduk. Bu yerel şartları, çünkü yeni yönetmelikte artık bölge kalktı. Enlem boylan ve yerel şartlarla çalışacağı için 2703 numaralı bir istasyon için arkadaşlar enlem ve boylan bilgilerini alarak AFAD'ın sayfasına girip oradan sınıf, zemin sınıfı ve SS dediğimiz kısa spektrum katsayısı, S1 dediğimiz 1 saniye spektrum katsayısı ve benim tablodan, yönetmelikten aldığım F1 ve FS'lerle burada ben SD1 ve SS, SDS ve SD1'leri arkadaşlar buldum ve bunları aldım. Bunları kullanarak TA ve TB periyotlarını hesapladım. TL'yi 6 saniye yönetmelik söylüyor aldım. Ve bunu uygulayarak, bu değerleri uygulayarak ben burada şu anki 2018 yönetmeliğinin bu istasyon, 2703 numaralı istasyona tekabül eden yönetmelik spektrumunu çizdim. Oradan da görüyorsunuz yeşil ve siyah olan, yeşil olan Pazarcık kuzey güneydir. Siyah olan Pazarcık doğu batıdır. İkisinin de yönetmelik spektrumunu geçtiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. Yani 55, 550 lira falan var. 525-30 lira falan değerlerle çıktığını görebiliyoruz. Oysa spektrum ikinci 380'lerde falan kalıyor. Şimdi bu şekliyle burada yaşadığımız bu ilginç Anadolu fay hattının üstündeki depremlerden bakın aldığımız kayıtlar bize bunun arkadaşlar şeyini gösteriyor. Bir tanesi Pazarlık, bir tanesi Elbistan'dır. Yönetmeliğin önerdiği spektrumun çok dışında ekstrem bir değer işte yaşattığını gösteriyor. Bunu daha yakından bu şekilde buradan bakarak mesela gözlemleyebiliriz. Hatta şeyi kaldırdık, yönetmeliğin spektrumunu. Bakın buradan direkt şuradan gözleyebiliyoruz. 525-530'larda olduğunu görebiliyoruz. Yeşil ise Pazarcık'ın ise kuzey güney istikametinde 500'lerde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlara bakın kesik çizgilerle aynı renk olmak üzere ve noktalı çizgilerle doğu batı ve düşey bileşenlerini de koyabiliriz. Ama bizim burada koyu çizgilerle çizdiğimiz, yanılmıyorsam evet koyu çizgilerle çizdiğimiz şeyler olan Pazarcık'ın doğu batı bileşeni. Çünkü zaten o fay hattı doğu batı hattı bir faydı. Ve yine Pazarcık'ın kuzey güney bileşeni. O da yeşil olan oldukça büyük ürünler ürettiğini buradan görebiliyoruz. Hatta mavi olan var bakın. Pazarcık'ın düşey bileşeni bile oldukça pardon, yani diğer iki yatıya göre pardon değerlendirici. Ne kadar vaktim kaldı bilemiyorum ama arkadaşlar yer hareketlerinde kullanılan temel mantık parametreleri ile ilgili birkaç şeyi ben size söyleyeceğim. Onu da yönetmelik ve aynı zamanda son yaşadığımız depremlerdeki bazı grafiklerle destekleyeceğim. Genlik olarak biz temelde deprem hareketinin üç temel şeyini biliyoruz. Birincisi genliğin kendisi, ikincisi frekans içeriği, üçüncüsü depremin etki süresine bakıyoruz. Genliklerde baktığımız şey yer ivmesinin büyüklüğü, yer hızının büyüklüğü, düşey bileşen, yatay bileşen gibi değerlere bakıyoruz. Tepe genliklerine bakıyoruz. Yani tepe hız, tepe deplasman, tepe ivme gibi değerlerine bakıyoruz. Efektif ivmeye bakıyoruz. Etki maksimum ivmelerine bakıyoruz. Frekans içeriklerine ya Fourier spektrumlarından Fourier dönüşümleri yaptırarak spektrumlarından veya bunların karelerini alarak güç spektrumlarından bakıyoruz. Tepki spektrumlarından bakıyoruz. Üç şeyi saydım ben size şu an. Ve bir başka mühendislik parametrelerimiz de var aynı şekilde önerilmiş. Örneğin Arias şiddet evleriyle bakıyoruz. Hosner hocamızın sunduğu şiddet evleriyle bakıyoruz. Ve RMS ivme değerleriyle bakıyoruz. Group mean square dediğimiz.
iyi bir büyüklüklere bakıyoruz. Depremin etki süresini gözlemlemeye çalışıyoruz. Örneğin pencerelenmiş sürelerine bakıyoruz. %5-%95 arası toplam enerji yığılma süresine bakıyoruz. Biz ona etki süre diyoruz. İşte köşe periyotlarına bakıyoruz. Köşe periyot değerlerini full spektrumdan alarak örneğin oradan bazı değerlendirmeler yapabiliyoruz. İlimiklerine bakıyoruz. Sistematik salınımlar yaptığı için eşdeğer halka sayılarına bakarak başka türlü yorumlarla bu değerlerin örneğin sıvılaşmada işi nereye kadar götürdüklerini anlamaya çalışıyoruz. Bunlara bakarken aynı zamanda arkadaşlar spektrumların üstünde mühendislik bazı okumalar da yapıyoruz. Mesela tepki spektrumunun deprem dalgasının karakteristiğini veriyor ya bize geldiğini, faz bilgisini, frekans bilgisini veriyor ya arkadaşlar. Çünkü yatayı bakın frekans periyot bilgisidir. Bir şey ise ivmedir. Böyle bir şeyde örneğin tek servislerin sistemde biz bunu uyguladığımız zaman elde ettiğimiz tek servislerin sistemin verdiği örneğin hız, örneğin sağ tarafta hızımız var. İvme, sol tarafta örneğin ivmemiz var. Veya deplasmanı trenme olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar mühendislikte birer ölçüm kavramı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin ivmede maksimum ivmeyi okuduğunuz zaman o maksimum x'de olsun, y'de olsun maksimum okuduğunuz zaman tek servislerin sistemi kütlesiyle bunu çarptığın zaman sistemi etki eden maksimum kesme kuvveti, kayma kuvvetini bulmuş oluyoruz. Mutlak ivmede. Eğer kalkar da bunu yapının ağırlığına bölerseniz o zaman yapının oturduğu tabandaki kesme katsayısını arkadaşlar buna hesaplayabiliyorsunuz. Mesela bir yöntemimiz bu. Bak mühendislik olarak kullanıyoruz. Spektrumdaki maksimum değerini de kullanarak. Ağırlık denilmiş şey mg olduğu için yukarıda q max da m çarpı x iki nokta olduğu için b'ler birbirini götürdüğü zaman x 2.1 iv ve g'ye bölündüğü zaman benim elde edeceğim şey ne oluyor arkadaşlar? O zaman iv spektrumu sa oluyor. Bunu her t için, her söylem için yaparsanız farklı farklı taban katsayıları veya taban kesme katsayını bulmuş oluyorsunuz. Bakın bütün bu bilgilere buradan ulaşıyoruz. Veya elinizde değişik sönümlerden gelen arkadaşlar örneğin şeyleriniz var. Yine spektrumlarınız var. Bu spektrumlarda örneğin siz yapı periyodunu biliyorsanız yapı periyodundan yukarı doğru çıkıp sönümünüzü de biliyorsanız o sönümü çarpıp yatay giderek yapının alabileceği kuvveti bulmuş oluyoruz. İvme kuvveti bulmuş oluyoruz. Veya arkadaşlar bu işte bu tepki spektrumlarını yine mühendislik olarak kullanmak maksadıyla örneğin şu sağ taraftaki bizim hız bakın pseudo velocity spektrumu hız spektrumudur. Örneğin hız spektrumunda bakın şu soldaki değerlerden okuyarak bir şeyler konuşalım. Maksimum şekil değiştirme enerjisi bakın arkadaşlar 1/2kx karedir. Biz bunu ta fizikten biliyoruz. Siz k çarpı x max derseniz herhangi bir x değil ama maksimum x'in altına koyarsanız 1/2kx maksimum kare olur. Buradan eğer bunu birim kütle başına yapmak isterseniz o zaman bu yukarıdaki maksimum şekil değiştirme enerjisini b'ye bölmeniz lazım ki her bir kütle başına düşen maksimum enerjiyi bulalım. Buradan da bakın k bölüm b'nin omega kare olduğunu biliyorum. O halde k bölüm b'yi çekersem omega kare ya yeniden tanımlarsam omega kare x max kare olur. Omega kare çarpı x veya omega çarpı x omega çarpı deplasman bunun hızı veriyordu. Bu da onun karesi. Yani burası neyi veriyor o zaman? Spektruma dönüştü. Çünkü spektrumdan x maksimumu almıştım ben. Bakın hız spektrumunun karesi böyle 2 oldu. Buradan şuraya geliyorum. Benim elimde eğer hız spektrumu varsa ben hız spektrumunda örneğin şuradaki örnek veriyorum. 10'un aldım. 10 diye bir değeri aldım. Karesini aldım. 100, 2'ye buldum. 50 gibi bir şekli bir değer ile ben birim kütle başına göre maksimum enerjiyi bu spektrumdan ne yapmış oluyorum? Hassası tek servis dediğim bir sistemde temsil eden bu değeri buradan hesaplamış oluyorum. Bununla da kullanabileceğimiz bir takım mühendislik uygulamaları. Veya arkadaşlar demin söylemiştim hani mesela Hostler'ın şiddet eğrisi. İşte Hostler diyor ki spektrumunu aldığınız spektrumunu belirli bir sönüm ve belirli bir periyot bandı arasında 0-1 saniye ile 2,5 saniye arasında integre et. Altındaki alan bana diyor
Hostler şeyini verir diyor. Şiddetini verir. Spektral şiddeti verir diyor. Bakın yaptığım şey şu fıstık yeşili çevirdiğimiz renklendirdiğimiz kısımdır. İlgili sönümde ilgili eğrinin altındaki alanı integre ettiğim zaman 0,1 saniye ile 2,5 saniye arasında benim buradaki bulacağım alan aslına bakarsan Hausdorff spektral şiddettir. Bununla bazı şeylerin mukayese edildiği mühendislik uygulamalarımız var. Bakın burada farklı farklı istasyonların grafikleri çizilmiş ve işte bu şekliyle örneğin burada ST7'deki hasarsız emin olduğunuz bir istasyonun kaydettiği değerlerin yani hız değerlerinin spektrumu oluşturulmuş, spektrum altındaki alan hesaplanmış ve buradan da Hausdorff şiddeti çıkmış. Yine mesela yer değiştirme tepki spektrum bakın hemen altta duruyor sağ altta. Yer değiştirme tepki spektrum içindeki Kx maksimumu hesaplarsanız veya alırsanız onun maksimum deplasmanı onu da yapınızın Ks'ye çarparsanız yapıyı etkileyecek olan arkadaşlar neyi bulmuş olursunuz? Maksimum kesme kuvvetini bulmuş olursunuz. Veya bir şekilde maksimum kesme kuvvetini ölçme şansınız varsa yapıdaki deplasmanı da ölçtüğünüz için 2 bilinenden örneğin K bilinmeyeni yani yapının rigidlik değerini buradan hesaplayabilirsiniz. Eğer siz hasarsız şartlarda yapının rigidlik değerini biliyorsanız bu depremden sonra Q max'ı bir yerden ölçtünüz. Yani kuvveti bir yerden ölçtünüz, aldınız yapıya gelen kayma kuvvetini, kesme kuvvetini. Yapının yer değiştirmesinde, maksimum yer değiştirmesinde biliyorsanız bunları oranladığınız zaman elde ettiğiniz K, deprem sonrası K olur. Deprem öncesi K ile deprem sonrası K'yı karşılaştırarak yapınızın rigidlik kaybına uğramadığını, yani hasar alıp almadığını veya kalıcı bir şeye doğru bu işin dönüp dönmediğini buradan ne yapabiliriz anlayabiliyoruz. Geldik arkadaşlar en çok kullanılan fakat en az inşaat mühendisinin bildiği 3 parçalı spektrumlara. Bu spektrumların düşey ekseni arkadaşlar gördüğünüz gibi hız spektrumudur. Hız spektrumunu saat yönünde 45 derece döndürürseniz bakın şu eğri elde ediyorsunuz. Deplasman spektrumudur. Saata ters yönde 45 derece döndürürseniz o zaman da şu sol tarafta soldan aşağı sağa doğru kayan iğme spektrumu bulmuş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Burada bu spektrumlarda örneğin bu küçük periyotlu bölge iğme duyarlı bir periyot bölgesidir. Çok yüksek periyotlu olan sağ uzaktaki bölge örneğin 5 saniyeden işte 50 saniye kadar giden bölge deplasman duyarlı periyot bölgesidir. Orta bölgesi ise 0,2-0,5 Hz ile 4-5 Hz'e kadar giden bölge ise arkadaşlar hız duyarlı periyot bölgesidir. Burada herhangi bir kaydımızın aynı anda deplasmanını aynı anda ivmesini, aynı anda da hızını buradan yakalama şansınız var. Yani bunu buradan çok rahat izleyebiliyorsunuz. İşte bu oranlara bakarak da yapınızın davranışına, bu üç parçalı grafiğin üstünden bakarak, üç periyodik bölgedeki iz düşümlerini alarak yapınızın hassaslık bandlarını, zonları çok rahat buradan yakalayabiliyorsunuz. Yani burada aynı anda hızı, aynı anda iğneyi, aynı anda deplasman değerlendirmesini buradan yapabiliyoruz. Bakın ben bunların benzerini 6 Şubat 2023'te olan sabaha karşı bir de olan pazarcık öğlenleyin olan Elbistan depreminin yani bunlar 3 saat koyalım üstüne sabah 4'te öğleden sonra 1'de olan zaman farkı var arkadaşlar. Lokaller şey arasında, Greenwich Mean Time arasında. Elbistan ve Maraş depremleri %5 sönüm 3 parçalı tepki spektrumlarını burada çizdirdim. Buradan bunları konuşmak çok mümkün. Burada mavi mesela Pazarcık depremidir. Buradaki çizimlerimizin doğu batı şeyidir, çizimidir. Pazarcık hakikaten fay hattımızda Pazarcık doğu batıya doğru geçmektedir. Elbistan depremi ise daha doğu batıya dik bir depremdir. Marmaraş, Kahramanmaraş içindeki mevcut olan doğu batı fay hattına tam dik gelen yani kuzey güney neredeyse yönelimi olan atımı kuzey güneyde olan bir depremdir.
Ermistan depremi. Bakın bunun birinin bir deprem olduğunu bundan da gözlemleyebiliyoruz. Şey için konuşuyorum tabii. Doğu batı bileşen için konuşuyorum. Kuzey güneyli ise bakın işte neredeyse aynı miktarda hız. Düz bakarsak böyle arkadaşlar, yani düşey eksen hız olduğu için aynı miktarda hız spektrumu ürettiklerini görebiliyoruz. Ve aynı şekilde düşeyine de bakacak olursak, üçüncü grafik düşey bileşenlerdir. Onların da sanki arkadaşlar birbirine çok paralel fakat şiddet olarak biraz daha, büyüklük olarak biraz daha altta kalacak şekilde, örneğin düşey bileşenler için konuşuyorum, aynı eğilimde davrandığını bu spektrumlardan gözleyebiliyoruz. Bunların arkadaşlar aynı aynı tartışmaları yapılabilir yani ivme duyarlı, hız duyarlı ve deplasman duyarlı bölgeler için bunları biz oturup tartışabiliriz. Ama burada şu an kısa süre içinde bu spektrumların benzerliğinden birazcık bahsetmiş olduk. Farkındasınız bizim bütün yönetmeliklerimiz ve konuştuğumuz her şey bir deprem için konuştuğumuz bir şey. Bir deprem bir yapıda sınanırsa. İşte şurada gördüğünüz şey itibariyle, grafik itibariyle ilk 20 saatte bakın burada sabah, öğleden sonra pardon, sabah karşı 1.17'de başlıyor. Burası ise gidiyor ve geceyi buluyor. Burada olan 4 ve üstü, Rubent büyüklüğü olarak 4 ve üstü olan depremler gösteriliyor. 7.7 bakın şurada ilk başladığı deprem 1.17. Bu ise 10.24'te olan deprem 7.6. Bu arada olan 6.6'lar var, 5.6'lar var, 5.7'ler var, 5.6'lar var. Özellikle arkadaşlar ilk baştaki 2 saatin içinde şurada gördüğünüz 5 ve üstünde bu kadar çok deprem var. Hiçbir yerde yok yani. 7.7, 6.6, 5.6, 5.7, 5.6 diye giden depremler var. Sonra biraz daha bu deprem büyüklükleri azalıyor ama çok 4-5 arası gidiyor. Ve sonra 7.6'yı patlatıyor. Yine 4-5 arası gidiyor. Bu arada bir sürü küçük depremler var ama ben onları buraya çizdirmedim. Bu depremlerin arkadaşlar demin bahsettiğimiz Arias şiddetleri çizdirdiğimiz zaman yani demin Bosnur, Arias diye konuştuk, etkin süre diye konuştuk. İşte bakın mesela burada siyahla çizdiğim şu an Pazarcık depremidir. Onun ilk %5 ile %95 arasındaki süreleri bundan çıkartacak olursak arkadaşlar şuradan görebiliyoruz. Onun süresi yaklaşık 40 saniye etkin oluyor. %5 ile %95 enerjisini boşaltıyor 40 saniye için. Aynı şeyi mavi yani Ermistan depremi için yapacak olursak Ermistan depremi birazcık daha yavaş uzun daha uzun bir sürede boşaltıyor. T%95 ile T%5 periyot sürelerinin arasında farkını alırsak 53 saniye yapıyor. Yani 53 saniyede %5'ten %95'e çıkıyor. Ötekisi ise 40 saniye çıkıyor. Yani çok daha hızlı ve şey var. İşte büyük bir deprem var karşımızda. Yine arkadaşlar bunda da tutarlılığa bakacak olursak, bileşen tutarlılıklarına bakacak olursak bir sürü şeyi konuşmamız mümkün. Mesela arkada düşey, en altta düşey bileşen ile doğu batı bileşeninin tutarlılığına bakıyorum. Aynı depremin iki bileşenini konuşuyoruz. Bir yatay bir düşey. Bunların tutarlılığına bakıyorum. Bu tutarlılıkta bire yaklaştıkları zaman benzeyen depremler, birden uzaklaştıkları zaman birbirinden farklı depremleri gösteriyor. Burada mesela doğu batı ile düşey bileşenin birçok yerde hani bire yaklaştığında ama yaklaşık %60-%70 bandında da birbirine çok benzeştiğini söyleyebiliyoruz. Aynı şeyi şuradan da gözlemlemeliyiz. Kinetik enerjilere bakacak olursak kinetik enerji değişimlerinde doğu batıdaki kinetik enerji birikimiyle kuzey güneyindeki kinetik enerji birikimi birbirine yakın ve aşağı yukarı aynı trendi izliyor. Ama düşey bileşen daha düşük bir şey var. Kinetik enerji birikimi var. Ama şunu anlıyoruz ki bunlar zaten yanal altında paylar. Değil mi? Mesela Van depreminde olan hani bir şey yoktur. Oblik, düşey atımlı bir fay sistemi değil mi? Yanal atımlı fay olduğu için buradaki yatayların kinetik enerjiyi hakikaten biriktirdiğini görebiliyoruz süreç içinde.
Bunların benzerini arkadaşlar Van, Kocaeli depreminde de görebiliyoruz. İşte burada da benzer şeyleri yapmaya çalıştık. Burada mesela etkin süre 30 saniye. Kocaeli'de 30 saniye. Oysa Pazarcık 40 saniye, Elbistan 50 saniye süren süreçlerden bahsediyor. %5-%95 Sine tehlisi için. Yani bu Van depreminden de, üzülün, 17 Ağustos Kocaeli depreminden de çok daha büyük bir depremle karşı karşıyayız. Etkin süre olarak konuşuyor. Mesafeler de çok önemli. Bakın, mesafelerde örneğin mesafelerde ilerledikçe de ivme geldiklerini, bakın tepe ivme geldiklerini düşeceğini gözlemliyoruz. Örneğin ilk 100 kilometrenin içinde yaklaşık 80'e falan iniyor. Ama ilk merkezlerde 300'lerde falan duruyor. Benzer şeyleri biz burada buradaki Kahramanmaraş depremlerinde izleyecek olursak ilk 100 kilometrede bakın değerler 200'lerde mesela orada ilk %80'lere falan düşüyor. Hani pikçi %C olarak verilmiş. Burada ise mesela ilk 300-400 metrede hala %10 G'lerde duran yani şeyler var. Yani 100 santimetre saniye karelerde deprem büyüklükleri var. Başlardaki büyüklükleri yaklaşık olarak 200-250 santimetre saniye kare. Hızlara bakacak olursak bunlar da hız dağılımlarıdır. Hızların neredeyse arkadaşlar ilk 200 kilometrelerde falan oldukça da maksimum hızları yaptığını görüyoruz. Yani 100-200 santimetre bir saniye ile ortamda yayılım gösterdiklerini görebiliyoruz. Fay sistemi bu. Mesafeleri şunu haritada çizdim arkadaşlar. Görebilirsiniz. Ve bu aldığımız kayıtların olduğu yerleşim yani Kahramanmaraş konuşuyorum ve görüyorsunuz üstteki fay sistemini tamamen birbiriyle parçalı eklentili giden bir fay sistemi var. Bu da Marmara'nın üçüncü Dolkadiroğlu bölgesinin istasyonların çok yoğun olduğu bölgedir. Orada yığın olduğunu görüyorum. Bir fırsatımı bu sakasına bakarsanız arkadaşlar oturup bu istasyonların bir alan hakkında çalışmak gerekir. Evet, biz böyle bir tane deprem için tasarım yaparken karşımıza çıkan arkadaşlar depremler bakın ilk 20 saat böyle bir şey. Sürekli depremler var. Sürekli depremleri gözlemleyebiliyoruz. Yani burada 7.7 var, arkasında 6'lık deprem var, arkasında 5.7'lik depremler var. Sonra geliyorsunuz buraya, burada 7.6'lık deprem var. Yani burada şöyle ben size bazı şeyleri göstereceğim. İlk 20 saatte yaklaşık 500'e yakın deprem oldu. Biraz yapıyı konuşmak istiyoruz. Bakın yapıda aklımıza gelen bir sürü sorular var. Süreklilik, yüksek hiperstatiklik yani yedekleme sistemi, çerçeve çalışma uyumu, zayıf giriş kuvvetli kolon yapısı, rigid diyafram plak yaklaşımı, yani bu asmana yapılan çok büyük sorun. Yakın kapasiteli eleman tasarımı, kontrollü hasar lokasyon tasarımları, eğilme momenti etkisinde plastik hasar önceliğinin ortaya çıkması, kesmenin itelenmesi, yüksek germe kırılma mukavemeti, kesmeden güç sistemin tercih edilmemesi, edilmeyecek şekilde tabii davranmaya yapılan bırakılması, limitli ötelenmeler, bulunmalar, sürüm kabiliyeti vesaire. O kadar çok soru geliyor ki aklımıza. Bakın o soruların hepsine cevap verecek olan bir yapıya ben şüpheyle bakıyorum. Bu yapıda bir sürü kapalı sorularla uğraşıyor. Bu yapının bunları karşılayacağından şüpheliyiz. Bunlar modern yapılan, son hesap platformlarının analizleri yapılmış yapılar değil mi? Hesapla bir sıkıntımız yok ama biz bir sürü şeyi yerine getiremiyoruz. Mesela özellikle sürekliyi tam yerine getiremiyoruz ve malzeme eğer bir sıkıntıysa zaten yapımız sürekli davranmadan malzemenin kaybet kaybından çok rahat yapıp gidebiliyor. Sürekli bir sürü kavramları var. Yani ben burada üstüne sadece böyle slide olarak göstererek geçeceğim. O sürekli yerine yani eğrilik sürekliği var. Benim işte deformasyon sürekliği var. Şekil değiştirme sürekliği var. Bütün bunlar arkadaşlar elastik davranması. Elastik klasik davranmasına göre süreklikler yer alıyor. Betonun gevrek bir malzeme olması, çivi ise sürekli malzeme olmasına ortaya çıkan sargı donatılarıyla
burada da desteklediğimiz sünek eleman, sünek yapı elemanı arkadaşlar hem çekme kuvvetinde sünekliği, hem basınç kuvvetinde sünekliği, hem bununla da sünekliği ne yapıyor? Engellemiş oluyor. Yani mesela bu kuruma engellenmelidir. Bir miktar kadar süreklilikte yönetmenin verdiği bir ne var? Limit var. O aşılmamalıdır. Mesela en tehlikeli olanlardan bir tanesi odur. Sürekli davranırken mutlulmaya geçmesi. Bunun kolonun mutlulmaya geçmesi yapının da çok sürekli olduğu durumlarda hasara geçip bazı elemanları, düşe elemanları kaybedip yapının da bulunmaya girmesi. Ve bunlar ikisine zaten göçmeyle sonuçlanan hasar tipleri. Dolayısıyla sürekli çok tehlikeli iki kenarı, iki ağzı da keskin bıçaktır. Mutlaka donatılarla bunlar desteklenmeli ve tasarımı sen sürekli yaptığın zaman imalat da kesinlikle sürekli şartları sağlayacak şekilde tamamlanması gerekir. İşte kişilerde kesinlikle alt donat, kolonlarda yeterli sargın altısı, kesme kırılmasının, bunun kırılmasının sıralanması, ona göre donatılması, fazla sağda gezerken gördüğüm mesnet, ilave mesnet donatlarının olmamasını getirdiği ani mesnet kiliş kesilmeleri. Çok özellikli şeyler. Sürekli arkadaşlar biz altındaki enerjiyle, yani şu gördüğünüz elastik plastik kalın içinde altındaki alan enerjiyi temsil ediyor. Enerjiyle bizimle ifade etmeye çalışıyoruz. Zaten buradan da bizim davranış kas sayılarımız, VA'larımız çıkıyor. Böyle bir yere VA'lar bu şekilde geliyor. Deplasmanların sınırlandırılması, deplasman kontrolleri, vurulmaların sınırlandırılması, vurulma kontrolleri, vurulma için bazı test sürüşlerin yapılması, mesela ilave eksantristikler verilerek yapının vurulmaya uğratılması, sanal olarak uğratılması ve bunu aşamayan bir mukavemet varsa elemanların tekrar yine hatırlar olarak tekrar yine aynı testlerin, vurulma testlerinin yapılması istenen şeydir. Eski yönetmeliği kurcalayacak olursak arkadaşlar, köşe yönetmeliği, 2007 yönetmeliği, şu anki mevcut yönetmelikler, bakın sisteme dahil edilen her elemanın özelliklerini artmasıyla gördüğünüz gibi taşıma kabiliyeti düşe eksende, yer değiştirme kabiliyeti ise yatay eksende gittikçe artmıştır. Hem yukarı doğru yükselmiştir taşıma kabiliyeti, hem de yatayda bayağı uzayarak yer değiştirme, yani sürekli dalmış, ne yapmamıştır, orada artırılmıştır. Biz farkında olarak imalatları kesinlikle belirli bir denetim altında yapmak zorundayız. Denetim firmasının dışında sizin de kendi denetiminizin devrede olması gerekiyor. En azından denetim firmasının denetlenmesi gerekiyor. Deprem yükü, bakın azaltma kasları RA'nın burada şeyi çok önemli bir faktör. Yani RA'ya dayanarak biz sadece bir şeye karar vermemeliyiz. Dayanım fazlalığı da burada işin içine giriyor. Üstelik sizin kullandığınız enlem ve boylamına bağlı, zemin şartlarına, zemin koşuluna bağlı, coğrafik şartlara, paya yakınlığına, pay zonun içinde olmasına bağlı bir sürü parametreyle siz elde ettiğiniz spektrumun TA ve TB'leri de arkadaşlar burada işin içine geliyor. Şu anki yönetmeliğin bize sunduğu spektrumdan bunları. Bunları sistemi çok rahat alabiliyoruz. TA'yı ve TB'yi de buradan SD1 ve SDS'den hesaplayabiliyoruz. TD'yi zaten sadeye verdiği için sistemde bilgileri ne yapıyoruz? Yani spektrum çizebiliyoruz. Düşe elastik spektrumu da kullanabiliyoruz. Düşe iş içine girdiği için rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mesela çok şey olduğumuz açıda %80'ini alabiliyoruz. Şuradan gözlemlersiniz. Değerlerin düşeyde olduğunu %80 düşeye yansıtıp görebiliyoruz. Klasik ilgisi spektrumları. Tipik bir yapıda
bunları alırken işte elinizde sizin sevgiliniz var, sevseniz var. Gidip tablolardan F1 ve FS'lerden örneğin faktör değerlerini alıp faktör değerlerini bunları çarparak bunları spektral değerlere, spektral tasarım değerlerine dönüştürüp bunları da kullanarak TA ve DB periyotlarını değer karar verip sonra spektrumuzu sıfırdan TA'ya kadar olan TA TB arası TB'den TN'ye kadar olan TN'den sonraki olan kısımları verilen o haplik zar formülüyle spektrumumuzu tamamlayabiliyoruz. Bu artık bizim standart üretimimiz ve özellikle kendi yerel şartlara bağlı olarak ürettiğimiz spektrum olarak elimiz altında duruyor. Buna uygulayacağımız birkaç önemli şey varsa da işte bina kullanım sınıfına göre deprem tasarımına buradan karar veriyoruz. Bina önem katsayısına buradan sadece işte bir kataloglama parametresi olarak tabloda yerini bulmak için alıp karar veriyoruz ki bizim normal konut yapılarında bir durumu ve yapımızın spektrumu elimizde duruyor ama bir tane depreme ait spektrum. Bunu diğer bir şey işin içine giriyor. Önemli bir parametre yapı periyodu. Yapı periyodunun yönetmelik bize şöyle bir yapı periyodu için amplik bir yaklaşım veriyor. Bir birim, bir ton, 100 kilogram neyse bir şeyi birim olarak alıp yapıya şu gördüğünüz dağıtım ile uygulayıp VT'yi örneğin 1 aldınız ve dağıttınız. Katlara fiktif kuvvetler buldunuz. Yanal olarak yüklediniz. Statik olarak bu yükleri programınızda modelinize uyguladınız ve onların her kat seviyesindeki yaptığı yer değiştirmeler fiktif yer değiştirmeler. O fiktif yer değiştirmeler bu. Burada örneğin karesini alıp kütleyle çarpıp kaç kat sayısını toplayarak bir değere ulaştırıp aşağıda ise fiktif kuvveti fiktif yer değiştirmeye çarparak toplayıp burada da bir değere ulaştırıp bunları birbirinden bölüp kare kökünü alıp iki pile çarpıp toplam tüm katlar üzerindeki bu gelen fiktif kuvvet ve fiktif yer değiştirmenin sonucunu şu amplik formülünde denklem 4.22'de uygulayarak bir periyot buluyorsunuz. Bu sizin yapınızın ömrü hayatı için alabileceği en maksimum yapısal periyottur. Yani bundan daha yukarıda bir periyot eğer kurduğunuz sonlu eleman modelimizde top modelimiz vermişse bilin ki yapıya çok sünektir, yapıya sınır şartları çok farklıdır ve siz bunları ne yapmak zorundasınız? Buradan kontrol etmek zorundasınız. Bunları aşmadan uygulamak zorundasınız. Aşmanın ya bu üst sınırdır. Hatta başka bir şey daha var. Mesela bunları uyguladınız. Hakim doğal titreşim periyodunu buldunuz. Mesela şu şöyle bir şeyi unutmayalım. 0.04 HM yani binanın en tepe yüksekliğinin %4'ü kadar değerinden de daha uzun olmayacaktır. Bir diğer sınır da budur. Yani sizin binanız örneğin 10 katlıysa 30 metre ise 10 kat 3 ile çarptık kabaca 30 metre, %4'ü 12 metre yapıyor. 1.2 yapıyor pardon. 1.2 saniyeden daha büyük ne olmayacaktır diyor. Olmayacaktır diyor. Diğer bir limit de bundan geliyor. Demek ki siz binanızın modelini ne yapacaksınız? Dikkatle yapacaksınız. Varsa arada küçük bölütlere bölerken yani beşleri yaparken yaptığınız bazı hatalar varsa onların hepsini daha kontrol etmek zorundasınız. Bunun dışında bakın siz yapınızı analizlerinizde rigid diyafram plak olarak yaptınız. Bir şeyler buldunuz. Burada bir periyot hesabı yapılmış. Rigid diyafram plak bakın ama bina gerçekten döşeme de kendisi elastik kapan gibi çalışabilir. O zaman buradaki periyot daha büyük. Rigid bloğa göre rigid diyafram döşeme evet daha büyük periyotlu bir şeyi verir. Bu davranışı verir. Ama elastik diyafram döşemeleriniz varsa daha büyük periyot, daha gerçekçi yapının kendisine
daha yakın bağlanan bir yapı modeliyle ve onun size sunduğu periyotla karşılaşacaksınız. Siz sisteme rigid yapan döşeme olarak kabul edip yaklaştınız ama yapının gerçekten rigid yapan döşeme çalıştığını emin misiniz? İşte bu bunlar sorun oluyor. Örneğin asmoler bloklarla geçiriyor döşemeler. Zaten rigid çalışmıyor sistem. Çok iyi rigid kiriş yani sık ızgara kiriş sistem yatayda geçilmiyor. O zaman yapınız rigid yapan bir de çok büyük alanı geçiyorsa o zaman yapınızın rigid yapan döşeme kabulü gerçekleşir. O yüzden burada hesap şartlarımızın yapı şartlarını, gerçek yapı şartlarını uygun ortada gözükmesi gerekiyor. Burada ben geçiyorum eğer sistem içinde başka bir şey eklersek diye bir şey bulur. Örneğin güçlendirme yapıyoruz. Örneğin bir şey iyileştiriyoruz. O zaman yapının periyotları da değişiyor ister istemez. O yapınız tabii ki biz sıfır yapıları konuşuyoruz. Yeni yapılacak yapıları ama mevcut yapıda var söz konusu. Sönüm olayı hakikaten malzeme özelliğine, yapı geometrisine, birleşim detaylarına, taşıyıcı olmayan elemanların taşıyıcı elemanlarla olan bağlantısız detaylarına, taşıyıcı elemanların eşitliklerine, hatta bu son zamanlarda cephe kaplamalarına kadar bir sürü şeyin etkisi altında olan arkadaşlar bir imalatın bize sunduğu büyük bir sönüm şeyi var, alanı var. Burada sönümün karakteristik davranışı hakikaten karara bağlanmak zorunda ve yapısal bir sönümden bahsediyoruz. Örneğin kozmetik, mimari tefrişatla gelen sönümler yapıda kalıcı olmayabilir. Bunlar değiştirilir, restorasyonlarda arz değişir, tip değişir, model değişir. Onun için bundan bahsettiğim yapısal sönümlük. Çünkü yapısal sönüm bizde şeydir arkadaşlar. Önemlidir ve yapısal sönüm de bunları tarifleriz. Yapıda sönüm bakın C bölü C42 dedik işte. Yani yapının kendi sönümü var olan sönümü. C42 ise yapının geometrisi bize sunduğu sönümdür. Yani 2 çarpı kök içine K çarpı B'dir. Yani yapının sunduğu sönüm. Bunlar oranlanarak işte bazı şeyleri konuşabiliyoruz. Mesela kritik sönüme oranı %1, bu rüzgarın sebep olduğu bir sönüm olabilir. Veya %10 ise sismik tasarımın öngördüğü sönüm oranı olabilir. Yani %10'a kadar sönümler olabilir. Çünkü %1 ile %10'u burada konuşmuş olduk. İzolatör türü yapılar işin içine giriyorsunuz da %20 ve %30, %40 arası, %35 arası sönümden biz bahsedebiliyoruz. Yani deprem enerjisinin yapı giriş seviyesinde karşılayan izolatörler aslına bakarsanız büyük bir elastik söndürücülerdir ve bunun işte kurşun çekirdekli veya işte sürtünmeli tabanlı söndürücüler var. Bunların da katı perdeleri ve kat gibileri iyice küçülttüğü bilinmektedir. Bunları biz daha çok son zamanlarda hastanelere, tarihi mekanlara, müzelere öncelikli olarak tercih edip kullanıyoruz. Biz burada yapının neye maruz kaldığını örneğin şöyle çok rahat anlayabiliriz. Biz kendimiz 90 derece yere dik duruyoruz ama kendimiz hiçbir şekilde eğilip bükülmeden bizi 90 derece döndürseler ve biz yine bu şekilde kalsak, yatay yere bu sefer paralel kalsak, kalma zorluğu ne kadar şeydir anlaşılabiliyor değil mi? Yani kolay bir şey değil. Yapıyla biz aslına bakarsanız böyle bir deformasyonun altında erkekmeye çalışıyoruz. Sandalye çevirdiğimizden. Kaldı ki burada gelen kuvvet yer ivmesinin. Oysa yer ivmesinin belirli bir oranı gelecek. Yani bu kadar da zorluk altında kalınmayacak ama yaşanan şey böyle bir şey. Yapıya bizim yaşattığımız şeyler aynen böyle bir şey. Deformasyonlar tabii tasarımın deformasyon yapıyor. Deformasyonda aslına bakarsanız sürekli kabiliyetine bağlı oluyor. Kapasite fazlası gelinmeler mesela kalıcı deformasyon işinde harcanabilme yatkınlığı var. Dolayısıyla kesitte sunulan sürekli değeriyle depremin o elemandaki talebinin mukayesesi bize elemanın performansını
gösterecek, daha doğrusu performansını değerlendirme imkanı bize verecektir. Kesit sürekli zayıf elemanların bu performans çekimini göçmeye geçmesi mümkün. O zaman elimizde şöyle bir şey konuşmak çok doğru olabilir. Mesela inşaat mühendisliği proje parametreleri arasında lineer davranış kendisi kabul eder. Yani projenin girdisi olarak. Bunu hatta uygular. Uygulasa da yapılarda lineer davranışın her zaman sağlanmadığını veya sağlanmasının güç olduğunu bilmemiz lazım. Küçük şiddetteki küçük depremlerde dahi betonda göremediğimiz mikro çatlakların açılıp kapanması, o bölgede kalıcı girilmelerin donatılarda oluşmasına taşıyıcı olmayan, donatılarda oluşmasa bile betonda oluşmasına taşıyıcı olmayan yapısal elemanlar değilse, işte yapısal elemanlar arasındaki etkileşimden ötürü birleşim yerlerinde ufak kırılacağı çatlakları bizim izlememiz çok mümkündür. Bunlar doğrusal olmayan bir davranışın işaretlerini gösterir. Ama biz hala bu kılcal çatlaklar kılcallık mertebesinde ise biz bunları lineer ile bu şey yaparız. Lineer olarak değerlendiririz. Bakın böyle bir yapı modelinde örneğin yapının ilk 200 adımda bakın zaman tanım alanından izler yapılıyor. İlk 200 şurada görün ortadaki kırmızı oku görüyorsunuz. İlk 200 delta T zaman artımında yani çok küçük bunlar arkadaşlar. 200 delta T dediğim şey 0.04 saniye. Yani saniyede 250 artım yapılacak. Biz sadece bunlarda 200 tanesini yani saniyenin o kadar kısa süresinde yapmışız ki 0.1 saniye 8 saniyede şu gördüğünüz lineerlik bitmiş artık. Lineer bölgeden sonra belirgin bir sürü artım ile bakın böyle kendisi tekrar tekrarında hareketlerle non-lineer demeyeceğim ama hani ilmik davranışlara geçiyor. Şu gördüğünüz ilmikli davranışlara geçiyor. İlk şuradan izleyecek olursak ilk 200 adımdan sonra sönümler %5'teyken 200 adımdan sonra sönüm bakın %10'a, %12'lere, %13'lere falan çıkmaya başladı. Nandiyan analizlerde şu gördüğünüz koyu mavi Nandiyan analizlerinin bize verdiği zaman adımlarıdır. Kırmızı ise şu magenta, mor renk ise yine aradım. Ben eğer yine analizleri kabul edecek olsam bu yapının %5 sönümden böyle davrandığını düşüneceğim. Ve tabii ki bu sönümün gerçekçi olmadığını bu tabii ki nümerik modelden anlayabiliyorum. Nümerik modelin ise bakın çalışma prensibinde bunların aslına bakarsanız %5'in %10-12'lere kadar artarak devam ettiğini görüyorum. Ve bu sönüm artımıyla görüntü sönüm özelliği küçük salınımlarla artarak değişmektedir. Bakın burada küçük salınımlarla artarak değişmekte olduğunu anlayabiliyoruz. Bu şekilde biz sönümün aslına bakarsanız yaptığımız benzeşim, simülasyon çalışmalarının çok doğru kullanılamadığını anlıyoruz. Evet, yönetmeliğin bize sunduğu hasar tipleri var. İşte bunların içinde olmazsa olmaz çekme ihtimali olmaması, can kaybı olmaması. Bunun dışındaki her şey muhtemeldir diyorlar. Son yaşadığımız depremlerde çökmenin olmaması, can kaybının hiç olmaması dışındaki diğer hani ekonomiye katkısı olabilecek onarımı hafif olan beton ezilmenin olduğu, donatı akmanın olduğu, çatlak dağılımının ve türünün çok kılcal hafif olduğu, teknik olduğu, böyle taşıyıcı elemanların hasarı çok az olduğu veya hiç olmadığı hafif hasarlı yapılarla ve bunların mertebesinin büyük olduğu orta hasarlı yapıları biz şey yapıyoruz. Bir deprem analiziyle bunları gerçekleştirdiğimiz için bunları bekliyoruz. Ama demin gösterdiğim gibi 20 saatin içinde 500 depreme maruz kalmış. Bunların içinde 6 ve üstü ilk 10 dakikada olmuş depremlere karşılaşmış bir yapının davranışın ne olacağını veya ne olması gerektiği hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Yeni yaşadığımız bir olay ve üstelik de çok hiç görülmemiş bu. Çok değil, hiç görülmemiş bu. Yoksa bakın burada mesela diyoruz ki 475 yılda bir
%10 aşılma ihtimali olan bir depremi konuşuyoruz. Koyduğum zaman bakın bu istatistiki ifadenin içine 4.75 şuraya yazdığımız zaman 50 yılda %10 aşılmayı da şuraya koyduğumuz zaman bahsettiğimiz işte 50 yılda %10 aşılma öyle çıkıyor. Denkler bize direkt bunu veriyor. %10 olduğunu veriyor. O zaman diyoruz ki biz can güvenliği performans süreyi sağlanmasının şartlarımız hedefler ama hangisi için 475 yılında aşılma ihtimali işte bu olan bir depremiz. Bu depremin bakın binde iki seyrek bir deprem aslında. Ama arka arkaya bu depremden siz 4 tane 5 tane paket yapıp size sarıp verirlerse alın bunu gidin hadi bakalım derlerse işte bizim yaşadığımız Kahramanmaraş depremi değil mi? O zaman bizim buradaki tasarım için kullandığımız bir depremde can güvenliği tartışmaya açılmaya başladı. Evet, burada benim çok böyle güzel özet yaptığım bir deprem yönetmenin yapı davranışına bakış açısı var. Yani oradan bazı şeyleri okursak ancak anlayabileceğim bir şey. Vaktimiz olmadığı için ben bunun üstüne tekrar gidemiyorum. Ama yapı önemi, yapının davranış katsayısı, istenen yapısal performans, yatay bir düşey düzensizlikler, planda bir kesitteki hatalar, bulunduğu deprem bölgesinin coğrafi sunduğu ve spektruma yansıyan parametreleri yani TA'lar, TB'ler, zemin türleri, taşıyıcı sistem özellikleri, statik parametreler bunların hepsi arkadaşlar dinamik parametreler bunların hepsi yönetim içinde belirli bir disiplinle ve sınır değerlerle kullanılıyor. Bunu biz bilerek şey yapıyoruz arkadaşlar. Aldığımız değerleri öyle organ vallahi bu parametreye default çalışıyor. Hani ben de dokunmadım böyle sorunsuz kullanıyorum falan yaklaşımıyla değil de neyi kullandığımızı bilerek ve nelere mal olacağını bilerek kullanmamız lazım. Çünkü yönetmeni iyi bilmeliyiz. Yapı dinamini iyi bilmeliyiz. Ve modellemeyi çok iyi bilmeliyiz. Yani biz programa bağımlı olmamalıyız. Programa bağlı olarak çalışmamız. Hesap ortamımız şu an artık programlar, yani programlara da hakim olma. Hakim olmak için son elemanları, metodunun onları analizleri çok iyi bilmiyor. Bakın, deprem tasarım sınıflarına göre bizim yeni yönetmenimizden aldığımız düzende, bakın deprem düzeyi 2 için, yani 475 yılında %10 aşılma ihtimali olan deprem için normal performans hedefi olan can güvenliğini istiyoruz. Değerlendirme tasarım yaklaşımı var. Dayanıma göre tasarım yapıyoruz arkadaşlar, kullanıyoruz. Değerlendiriyorlar. İşte artık pek ileride biz bu şekil değiştirmeyi de müşteriye mutlaka katmak zorunda kalacağız. DD2 için bu istenmiyor. Ama kalkar da örneğin deprem tasarım sınıfı olarak şunların altında ileri performans hedefi istenirse mesela ileri performans hedefinde DD2 düzeyinde görüyorsunuz yine aynı şeyler var. Ama kalkar da depremi birazcık büyütürsek örneğin şunu 475 değil mi? 2500 yılında bir olacak büyük bir deprem için Çin'le ölmüş konuşacak olursak ileri performans hedefinde can güvenliğini ama değerlendirme tasarım yaklaşımı bunu da şekil değiştirmeye göre arkadaşlar tasarımı ne yapmalıyız? Bağlamalıyız. Belki biz bundan sonra bu yaşadığımız depremlerle beraber buraya bir satır daha gelebilir. Arkadaşlar veya bir kolon gelebilir. Örneğin bir fay zonu içine düşen bir yapıda burada belki de can güvenliği ve artı işte göçme öncesinin garantilenmesi bizden istenebilir. Mesela aklıma göre en hızlı gelen şeyleri bu. İlk kullandığımız hesaplama yöntemi bir tanesi eşdeğer deprem yükü yöntemi arkadaşlar. Eşdeğer deprem yükü yönteminde bakın ben şu şekli çizdim buradan bir şey göstermeye çalışıyorum. Modal yer değiştirmeler bakın fi ile gösterilmiş. Yani fi 4-1 birinci mod değişimi dördüncü kattaki değerin. Fi 3-1 birinci modun üçüncü kattaki yer değiştirmesi. Fi 2-1 birinci modun ikinci kattaki yer değiştirmesi. Fi 1-1 birinci modun birinci kattaki yer değiştirmesi. Ben yer değiştirmeleri omega kareler çarparsam neyi buluyordum? Hani geçen ilk saatlerde konuştum.
ivmeyi buluyorum. Yani deplasmanı bir kere omega'ya çarparsan hız, bir daha omega'ya çarparsan ivmeyi buluruz. İvmeyi de kalkıp kütleyle çarparsanız aslında biz neyi bulmuş oluyoruz? O kata gelen kuvveti bulmuş oluyoruz. Yani ben buraya çok rahat F4 kuvveti, buraya F3 kuvveti, buraya F2 kuvveti, buraya F1 kuvveti diyebilirim. Benim verdiğim kuvvetler aslında bakarız aynı zamanda yapının birinci salt frekansıyla ben bunları oranlayacak olursam ne kadar yatay gideceğinin de öngörüsünü yapmış olmalıydım. Yani onun için taban kuvveti de bunların hepsinin toplamıdır. 4 tane 4 katlı bina için konuşuyorum. Yatay etki ettirilen yatay eşdeğer yatay deprem kuvvetini toplarsanız yapımızın böyle bir taban kuvvetini alacağını biz burada öngörmüş oluyoruz. Çünkü basit eşdeğer deprem yükü yönteminde bile arkadaşlar bayağı ciddi kararlar veriyoruz yapımız için. Toplam taban kesme kuvveti bakın bu şekilde oluşuyor. Ama bakın bunu oluştururken siz yapınıza sınırlama getiriyorsun. Diyorsun ki bu kadar fil gidecek. Bu kadar fil üçüncü kat, bu kadar fil ikinci kat, bu kadar fil birinci kat model yer değiştirme yapacak diyorsunuz. Biz biliyoruz ki bunların hepsi arkadaşlar yapının K'siyle, yapının ağırlığıyla, dolayısıyla M'siyle ilişkin olan şeyler. Yani K maddesi, M maddesi falan onlara da bahsediyor. Hatta bir üstüne hiç kontrol edemediğiniz bir sünün maddesi koyarsak ondan bahsediyor. Bakın biz hepsini bir varsayımla kabullerle yapıyoruz. Onun için bunların hakikaten böyle bir programın içinde geçen default değerlerle falan şekillendirilmemesi lazım. Bunların yani biz çok çok farkında olmalıyız. Zaten eşler deprem yükü içinde burada verilen şeyler var. Her yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Hatta bir üstüne hiç kontrol edemediğimiz iki tür düzensizlik olmayacak. Bina yüksek kısımda bakın bu kadar olacak. Deprem tasarım sınıfı 1 için. Bina yüksek sınıfı bu kadar olacak. Deprem tasarım sınıfı 3 ve 4'ten çık. O zaman veya diğer tüm binalarda ise mesela bina yüksek sınıfı 6, bina yüksek sınıfı 5, diğer tüm binalar. İzin verilen bina yüksek sınıfı bunlardır. Şimdi onun için bunu her şekilde, her yerde bizim kullanma şansımız sınırlı. Hele hele bugünkü yüksek yapı trendinde eşler yer alıp da tarihi bir uygulama olarak kalıyor. Eğer bunu uygularsak kat kütlelerini topluyoruz, toplam kütleyi buluyoruz arkadaşlar. Sonra katları etkileyen işler deprem belirlemek için bakın FDA ve DFD'yi hesaplayacağım. Tepe noktasına gelen %7,5'luk yatay kuvveti şuradan gördüğünüz %7,5 çarpı B çarpı yani kat sayısı çarpı ve tabanla bulacağım. FEA'yı nasıl bulacağım şurada etkileyeceğim FEA'yı. Onu da bakın burada taban kuvveti benim elimde var. Çatı far kuvvetini çıkacağım. Bundan sonra şu gördüğünüz sitesini dağıtmayla ben her kata gelen deprem kuvvetini bulmuş oluyorum. Her kata gelen deprem kuvvetini eğer kalkar ve bir levha, membran, solun eleman gibi bir modelle döşemeleri modellemişsem sistem rigid plak döşeme çalışmıyorsa o zaman düğüm noktaları etkileyecek olan eşler deprem yükünüse şuradaki gibi dağıtacak. Buradaki dağıtma miktarını ne düşüyorsa her bir düğüm noktasını, o düğüm noktasını ben bu işte J'nici düğüm noktasını bu gördüğünüz deprem kuvvetini ne yapacağım? Etkileyeceğim. Sonra yüzeye gitmiş olacak. Tamam mı? Derinme moment kontrolünü da buradan yapacağım. Bu iş böyle gidecek. Peki buradaki FI kuvveti neredeydi o? FIE FIE şurada. Ama şey V taban kuvveti evliyenin içinde. V taban kuvvetini nasıl bulacağım derseniz benim spektrum hesaplayıp veya işte varsa hesapladığım spektrumu alıp onu RA'ya bölüp bakın da sağ üstte gözüküyor. Elastik ivme spektrumunu RA ile mesela azaltıp ben bunları tabii deprem düzeyi 2 için konuşuyorum. SAR'yi bulup SAR'yi de alıp arkadaşlar yapının kütlesiyle çarpıp SAR tabii yapının periyoduna denk gelen
fundamental periyodu, temel periyodu örneğin bir yön için yapıyorsak X veya Y için herhangi bir tanesi için o periyoda rastlayan SAR'yi alıp MT ile çarpıp ben taban deprem kuvvetini, taban kesmeyi ölçüyorum. Onu da kontrol ediyorum. Şu miktarın altına düşmemeli diye. Yani %4 MT yapmayan katsayısı ve bu da kısa periyot tasarım spektrumu çarpı G ile çarparak bundan da bunun altına düşmemesine bakarak buradan işte bir yön için binanın alabileceği taban kesme kuvvetini hesaplayıp bunu burada yerine koyuyorum. Veya FI yaparken bunu da yerine koyuyorum. Onu da artıyorum. Onu katlara da artıyorum. Hesaplarım bundan yürütüyorum. Burada üstünde benim durduğum bir şey daha var. Şurada gamma F vardı mesela. Tasarım spektrumunu hesaplarken gamma F bu tasarımda taslak yönetmelikte vardı ama sonrakinde çıkartıldı. Bu fay hattına olan uzaklığı gösteren bir değer. Onun sanki yeni yaşadıklarımızdan sonra fay hattı değil de fay zoruna, fay bandına içine düşüp düşmemesine göre düzeltmeyle değerlerin birazcık daha yukarı çekileceğini düşünüyorum ben. Elinizde sizin S ve S1 varsa buradan FS ve F1'i bulun. Arkadaşlar düzeltmeyi peki. Bunun için de yerel zemin sınıflarına şuradan bakıyorsunuz. Buradan uygun olan sizin elinizdeki rapora göre, jeoloji raporuna göre veya geoteknikçi arkadaşınızın onun dışında çıkarttığı yapı için özenleştirdiği tartışmalı işte bahisleri çözüme kavuşturduğu bir geoteknik raporu varsa bunun da üstünden yapı zemin sınıfına bakarak karar veriyorsunuz. Olay hesap yönetmekte çok uzun geçen bir bahistir ve arkadaşlar eklerde açıklamaları vardır, eklerde. Ama ben burada önemsediğim şey yapının kütle katılım oranının %90, %95 yakalanmasına bakıyoruz. X ve Y deprem doğrultularında her bir mod için hesaplanan taban kesme kuvveti olan etki kütlelerin yani model participation faktörlerin mass participation faktörlerin toplamı bina toplam kütlesinin %95'ten daha az olmaması kuralına göre modlar belirleniyor. Ve eğer artık %3 varsa o dahi işin içine katılıyor. Artık %3'ün daha altında bir derse katılmayabiliyor. Ve biz tabii ki ona göre ben şahsen katarak yeterli mod sayısına 3 böyle ulaşacağımı ben düşünüyorum. Her 3 doğrultuda da 3 boyutlu hesaplanır ama bu yeterli mod sayısı dikkate alıyor. Modlar belirleyelim. Alan tanımaları arkadaşlar tam bizim uğraştığımız bir alandır ama şu an piyasada bu işlerin yapılması için bilgi düzeyinin ben mutlaka bir bu işleri yapan arkadaşların desteğinde tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir sürü sorunlar var. Zaman hattı ile ilgili, seçilecek deprem takımları ile ilgili, deprem yer hareketinin doğru davranışa yapıyı sürüklemesi gerektiği, olsa olmayan hesapların da işin içine burada girdiği, dolayısıyla işin içinde o kadar çok büyük parametreden öte işlem var ki bunların davranış modelleri ve olsa olmayan davranışın doğru tefsir ettirilmesi, fizik maddesinin doğru oluşturulması bu sayı artırılabilir yani tek tek sayılacak olursa. Kayıtların seçimi, ölçeklendirilmesi eğer de ölçekli kayıt eğer elinizde kayıt yoksa bir sürü burada görüyorsunuz göz önüne alacak taşı sistemi doğrusal olmayan modellenmesi, viskoz sönümler, veya eğer mekanik bir şey kullanacaksanız o orantılı Rayleigh sönüm matrisi. Yükler bir şekilde şu işin içine girecek sonra ikinci mertebe etkileri. Deprem dışı yüklemelerde doğrusal olmayan artımsal statik yükme değerlerinin
işin içine katılacağı durumlar. Yani burada mutlaka bu işleri yapan arkadaşlarla beraber çalışmak işin doğruluğunu artıracaktır. Bir de bir söyleyeyim. Bakın biz bunu bir deprem için yapıyoruz ama burada bizim karşımıza çıkan şey, bakın 20 saatlik aktivite. İlk 10 dakikada karşımıza çıkan 4 tane bayağı büyük deprem var. Yayılımlar böyle. Bahsettiğim açılı olarak işte Kuzeydoğu, Güneybatı, Pazarcık depreminin de üstüne bulunduğu pay sistemi. Şundan da görüyorsunuz arkadaşlar, yaklaşık bir günde 500 tane deprem oldu. Ve bunların hepsi atlas sayılır depremi. Oluş şekilde, kaynakları. Bakın bu burada 7.7'nin bilgileri. İlk 100 dakikada 4 ve üstü olan depremler. Bu ise böyle uzun gidiyor arkadaşlar. Bu ise Pazarcık depreminin evet yayılım. Yine dediğim gibi güney, batı, kuzey, doğuya doğru yeni deprem. Şu ise doğu batı giden 7.6'lık Elbistan depremini, doğu batı giden, dik giden Elbistan depremi. Şöyle dik giden bir deprem. Pardon şurada. Dik giden bir deprem. Kahraman barışın içinde. Pay sistemi dik giden bir pay sistemi. Burada çok konuşulacak mevzu var ama benim burada tek üstüne duracağım şey, gördüğünüz şöyle bir bina düşünün. Bu bina önce arkadaşlar şöyle bir depreme maruz kalıyor. Sonra da böyle bir depreme maruz kalıyor. 9 saat arayla iki tane büyük ama arasında en az 6-7 tane 6 ve üstü depreme maruz kalıyor. İki ana şok ve sayısız diğer farklı veya artı depreme etkisinde hasar oluşması, periyotların büyümesi, sonraki depremin enerjik bileşimi, periyotların enerjik bileşimine bakan periyotların etkisi altında göçmesi çok mümkün ve öyle de hakikaten bir sürü bina göçüyor. İlk depremde hasar alıyor ama ikinci depremde olduğu gibi geçiyor. Daha sonra artçılar da iyice çökenler var. Bütün onlara bakınca arkadaşlar biz diyoruz ki yani biz bir depremle tasarım yapıyoruz. Bunların böyle tekrar tekrar sınanması gerektiğini düşünüyorum önemli yapılarda. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor artık. Şimdi çünkü bir sürü etki var. Bu etkileri özellikle yapı üstünde oluşan hasarları bizim böyle şey olarak böyle İngilizce progressive failure'lar diyoruz ama burada hani ardışık arka arkaya gelen birbiri tetikleyen harabiyeti bizim bir şekilde analizin içinde üretmemiz gerekiyor. Üstündeki bakın GMAP'lerde üstündeki 0.6G'ye varan ben fay hattı boyunca o bölgeler boyunca böyle koyu kırmızı Bora doğru dönen eğrileri görebiliyorum bu GMAP haritalarından. Burada da aynı şekilde etkisi altında kalan iller, ana fay sistemi, yönetmeliğin verdiği imkanlar. Mesela ilk taslakta işte bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Aktif fay düzenlerine 25 kilometre veya daha az mesafede konular için bayağı yakınlık katsayısı gamma F vardı ve gamma F görüyorsunuz. 15 kilometreden küçükse 1.2, 15 kilometreden 15 ile 25 kilometre arasındaysa bu bir açıdan azalıyordu yani 1.2'den 1.1'e falan düşüyordu. Mesela 15 kilometreden daha yakınsa aktif faylara buradaki katsayımız arkadaşlar yaklaşık %20 artırıyordu buradaki değerler. Yani buradaki spektral katsayıları artırıyordu. Ve yakınlık katsayısı vardı. Biz de böyle bir şeyin tekrar gibi tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle incelerseniz bütün şeyler fay sisteminin üstünde duruyor. Ve sizler bu şehit maplere bakarsanız %50G'ler arkadaşlar Pazarcık için, Elbistan için yine benzer şekilde %40, %50G'ler çok küçük bir merkezde ama dışarıya doğru bakın %20'ler, %10'ların altında görebiliyoruz. Buranın ise daha şiddetli Pazarcık. Buradaki
haritalarından aslına bakarsanız yerdeki yayından iğme dağılıyor, rahatlıkla görebiliyoruz. Bunların etrafında aslında arkadaşlar bu kadar bir istasyon kurgulanmışsa beklenen bir şey var demektir. Çok sık bunu izleme ağı var. O zaman kesinlikle burada hazırlıkların gördüklerinden, yaşadıklarından daha ciddi ve büyük boyutta olması gerektiğini ben düşünüyorum. Böyle bir zaafımız var. Yapı dağılımı, yapı hasarları bakın burada. Ben burada mesela şekil olarak gösterip geçeceğim. Köy ev hasarları burada. İşte hasarların dağılımları burada. Eski olan yapılar, yeni olan yapılar falan diye böyle binadaki nüfuslara kadar falan bunlar buraya yansıtılmış ama bunlar o anki bilgiler. Yani bu bilgiler tekrar tekrar güncellendi. Tanecik çizimleri burada yapıldı. Tanecik çizimlerinde depremin doğu batı kuzey güney nasıl dağıldığı şunların sağ üst köşedeki düzden örneğin şurası düşey doğu batı düzlemi. Doğu batıda bakın düşey bu şekilde koşuyoruz kuzey güney doğu batı yani planda bakıyoruz bakın bu. Aynı bizim Pazarcık depremi için konuştuğumuz gibi güney batı kuzey doğu yönelimi hakim bir tanecik hareketi var burada. Konuşuyoruz 7.7 depremi için. Şuraya gelirse bakın düşey, kuzey, güney, düşey duvar mı? Yani tamamen dik davrandığını görüyoruz. Burada tamamen 3 boyutlu taneci. Belki. Geldikleri de şuradan görebilirim. Deplasman geldiklerine bakarsak bu pikti buradan tepecikten tepeciye kabaca bakacak olursa yaklaşık 15 santim, 15-30 santim arasında gidip geliyor. 2023 istasyonu için bütün bunlar çizildi. Farklı istasyonlar için daha yakın istasyonlar için daha farklı şeyler çıkar karşımıza. Yer değiştirme hikayeleri çıkar. Bu örnek olarak bundan çizilmiştir. Yine bunların değerlerine bunları konuştuk ama yani Aryas şiddet evlerine bakarsak hakikaten buradan da biz siyahla çizilmiş olan Kahramanmaraş Pazarcık depreminin çok hızlı bir sürede enerji yığıldığını görebiliyoruz. Elbistan gerçekten bu konuda yavaş. Bunların hepsini önceden konuştuğumuz için geçiyorum. Spektrumdan konuştuk. Burası için de konuşulabilir. Üstüne biz bir de yerli yönetmelik spektrumu koyarak konuştuk. Zaman frekans ortamında olanları burada ben çizdim. Konuları burada size sadece bir görsel olarak böyle bir şey de varmış diye bilin diye çiziyorum. Zamanla frekanslar değişiyor. Bu spektrumları bunların anlık donuk resimleridir. Biz onun için bu zaman frekans ortamından çalışıyoruz. Ve bunların da üstüne enerji birikimlerini çiziyoruz. Buradan çok şey konuşup tartışıyoruz. Çok konuşmayacağım çünkü çok sahada çok döküman gezindi görüldü ama size şu üç tanesini özellikle göstermek istiyorum. Burada kolon kiriş birleşimi, kolon altı bakın akan donatı ve içinden çıkan böyle iri iri taşlı malzemeler. Bu yaşadıklarımızın hiçbiri arkadaşlar hiçbiri doğa bize yapmadı. Doğa kendi yapacağını yaptı. Ama yaşadıklarımız bize inşa ettiğimiz yapıların birer ölüm kapanına dönüşmesiyle oluştu. Bunu bilin lütfen. Bunları inşaat mühendisleri yapıyor. İster sorumluluğu sizde olsun, ister sorumluluğu müteahhit, ister sorumluluğu denetimde olsun. Siz işinizin başında durarak bu ölüm kapanlarını şeyini değiştirmelisiniz. Yani kaderi bunların değişmedi. Bu değil yani. Biz inşaat mühendisleri bunun için yapmıyoruz. Ve ulaştırma yapıları bakın bu şekilde köprüler, üst geçitler, demir yolları, tipik yüzey deformasyonları, kayın yüzeye yansıyan yüzey çatlakları, yüzey hasarları, saha hasarları bakın kayan, göçen, akan bölgeler, batan, dönen bölgeler, yanalakmalar, şev kaymaları, bakın böyle 2 metre aşağı inmiş, batmış binalar, patlamış, hewing diyoruz artık, Türkçesi ne diyor, kabaran, hadi kaldırımlar, bina batıyor ve
alırımlar kabarıyor. Çam pazarları vesaire. Bunlar hiç değişmedi arkadaşlar. Size bu sanayi yapımları. Bu gösterdiklerimin hepsi tamam işe yaramamış. Bakın bulunmayla patlamış perdeler. Perde istediğin kadar koy. Yapıda bulunmayı da kesmezsen bakın perdeniz hatta ortadan patlatabiliyor, dışarı dökebiliyor beton. Burada kısa kolon örnekleri, çekişleme etkileri aynı katta. Hiçbir işe yaramayan binaya yük olmuş olan kolonlar, mouse'u getiriyorum görebilirsiniz. Yine kok kaybederek çarpan bina örnekleri. Bunlar bir depremin öğrettikleri arkadaşlar. Bakın perdeler, aslı ve etkileyesiz perdeler. Görüyorsunuz şurada kolon kiriş birleşimi gitmiş sol altta. Çok büyük kolon eski yapımında, çok narin ince, çok büyük kalın kiriş, çok narin ince kolon birleşimde. Bakın sanki soğuk derz gibi üstüne konulduğu yerden ayrılmış. Sıyrılmış demir yok, birbirinin üstüne gelişmiş. Veya işte buraya bakın, taştan kepenk konulmuş, onun bayrak defası burayı patlatmış. Bakın burası olduğu gibi eğilmeyle, sonunda ezilmeyle gitmiş. Yine burada donatısız kolon, donatısız, yetersiz bağlantı, kolon demeye şahit tutamayacağınız, yani kimsenin evet bu bir kolondur diyemeyeceği şeyler. Mühendislikten uzak uygulamalar, kötü mühendislik. Bunların böyle sayılarını artırmak mümkün arkadaşlar. Ben pek bunları göstermiyorum. Gösterdiğim zaten arkadaşlar bu depremden değil. Başka bir depremden, özellikle başka bir depremi gösteriyorum. Bir şeyin değişmediğini görmeniz için. Süren ne kadar kaldı bilmiyorum ama ben size teşekkür ediyorum sabrınızdan ötürü. Evet, değerli meslektaşlarım, öncelikle Kemal hocamıza bu değerli sunumdan dolayı teşekkür ederiz. Yayınımız soru-cevap kısmıyla devam ediyor. Gelen sorularla başlayalım. Mert Büyükbay sormuş. Öncelikle halinizi hatırınızı sorarak başlamış. Monolitik beton dökümü ve ayrı ayrı döküm uygulamalarının yatay yüklere verdiği tepkiler aynı mıdır? Bu uygulamalardan hangisini tercih etmeliyiz diye sorar kendisi. Cevap verebilir miyim? Tabii ki de hocam, buyurunuz. Tabii. Şimdi monolitik döküm şansımız
bugünkü yapı sistemin üstünde çok mümkün değil. Hani kastettiği tabii her bir katın kendi içinde bir kere dökülmesidir. Döşemeye kadar, kolon döşeme kilişlerle beraber, perdelerle beraber bir defa da dökülmesi, eğer monolitik buysa evet, bunu yapsak çok daha iyi olur. Öteki türlü çünkü arada boşluklar, ders, vibrasyon sorunları, farklı beton, santralden bile gelse farklı beton geliyor. Farklı katkılar ile bunlar yukarı katlara basılıyor. Yukarı katlara çıktıkça bu betonun kalitesinde şüpheler artmaya başlıyor. O yüzden biz onu en azından bir katın içinde ve aynı gün ama yani bir kısmını döktük de akşam oldu paydos, ertesi gün veya 5 saat sonra bir yere falan. Hayır. Tamamını bir iş gün, bir iş takviminde diyeyim isterseniz. Güne sığmayabilir. Çünkü bazı işler hakikaten çok büyük oluyor. Mesela biz kalıp orada kalıp nöbetleşe bazı işleri halledip başında durarak bitirene kadar betonu tamamlıyorduk. İşte ben de çalıştığım zamanlar ben bu şekilde, abilerim de benim öyleydi, ablalarım da öyleydi. Kim varsa başımızda beraber çalıştığımız. Onun için biz monolitik dökümü tercih ediyoruz. Elbette şeyi değiştiriyor. Sistemin davranışına farklı beton, değil mi saydığım bütün unsurları koyabiliriz. Farklı beton, betonun kalitesini tutmaması, içindeki katkıların uyuşmaması, soğuk derzlerin oluşması, vibrasyonun tam gerçekleşmemesi, iyi sıkıştırılamaması vesaire bir sürü şey sayabilirsiniz. Bütün bunların hepsi yapının şeyini değiştiriyor, mukavemetini değiştiriyor. Teşekkürler hocam. Bir diğer soruyla devam edelim. Doktor Ömer Fatih Sak sormuş. Hocam merhabalar. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızla ilgili olarak yorumlarınızı bekliyoruz demişler. Özellikle deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında da birlikte yer almıştık hocam. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası gerek meslektaşlarımız, gerek ekran başındakiler sizlerden bu cümleleri merak ediyorlar. Sizin yorumunuzu merak ediyorlar. Evet. Şimdi biz deprem bölgesine gitme sebebimiz bakanlığın bir iş tarifiyle gittik. Yani biz kendimiz başka bir programa maalesef orada şey olamadık. Hani akople olamadık. Onlara katılamadık. Yaptığımız iş tamamen bakanlığın bize dağıttığı iş takvimi. Ama bunun içinde tabii gezerken çalışma arkadaşlarımızla beraber birbirimize mümkün olduğu kadar bilgi olarak faydalı olmaya, görsel olarak da bir sürü şeyi biriktirmeye çalıştık. Yani beynimizde biriktirdik. Şimdi tabii cep telefonu furyası haliyle oradan çok şey çektik, biriktirdik. Odanın kendi şeyleriyle biriktirdik. Yani onlar belki sonradan yapılacak olan eğitimlerde elimize materyal olarak kalacak belgeler. Ama mesela orada örneğin bazı binaların özellikle projelerini ve diğer imalat bilgilerini alıp, enlem boylan bilgilerini vesaire şeylerini alıp, üstündeki rölevleri sağlıklıysa neden ayakta kaldığının, hasar almışsa neden hasar aldığının, gerekçelerini, oradaki gözlemlerimizi etraftan topladığımız ne kadar işte bu işin şahidi olan kişiler varsa bilgilerle, her bir veya her bir demeyeyim ama bazı binaların bu şekilde derlenmesiyle biz uğraşamadık yani. O kısmı yapamadık. Çünkü geri dönüp biz o binaları çok rahat çalışabilirdik. Hatta elimizde olsaydı bazı cihazlar yapının üstüne belirli noktalara koyup örneğin bir dünya artçılar oluyor. O yapının artçılara karşı davranışını da kayıt altına alıp sonra tekrar yine biz çekildiğimiz zaman ofiste oturup bu binaları çalışabilirdik. Bu bize bir şey öğretir. Hani ne öğretir? Yapı davranışı mevcut yöresel inşaat teknikleriyle başarılmış olan binalar, hakikaten mühendislik görmüş ve yüz akıyla çıkmış binalar, bunları bir şekilde proje olarak da elde edip analiz olarak da test edebilirdik. Bu kısmımız eksik kaldı. Ama işte
şeydir yani, neçede gezilen her yer insanın birikimidir. Kullanabileceğimiz bilgiler yine var ama ben tabii bir nümerikçi olduğum için o kısmı benim eksik kaldı. Ama ne yapalım, şartlar o çünkü çok büyük bir deprem. Daha hala bakın bu kadar sahada gezdik, bu kadar verileri indiriyoruz, veriler sürekli değişiyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Ufak tefek veri bir sürü şeyler değişiyor. Ve biz bütün istasyonlara hakim olup bir şeyleri tam oturarak yapamadık. Sürekli o sunum, bu seminer, onlar için ufak ufak işler yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama dört başı mamul oturup da mesela bir tane depremi yaşamış olalım. Örneğin Van depremi veya Bingöl depremi. Bunun yapılacak işleri bellidir. Ama burada onlarca deprem var ve 11-12 tane şehir var. O kadar yayılmış bir coğrafya ki insan burada ne yapacağını şu an tam inanın hala da planını yapmakla meşgulüm. Yolda gidip gelirken başaramadım. Yani onu bir plana oturtamadım. Tek başına yapılacak işler değil. Bu peşinden söyleyeyim. Üniversitenin bir araya gelmesi lazım. Veya çalışma merkezinin bir araya gelmesi lazım. İşte yani güçlü bir insan kaynağına ihtiyaç var. Bu kadar büyük veri, büyük bir laboratuvardır bu bizim için. Açık alan laboratuvardır. Buradan herkesin faydalanması lazım ama işte herkes neyi kapıyorsa onu çantasına koyuyor ve paylaşmıyor. Bu işler nereye kadar gider bilmiyoruz. Ama vatan sevgisi, insan sevgisi, yurt sevgisi, halkını seviyorsa, insanını seviyorsa buradan bölge için faydalı işler çıkartmak gerekiyor. Ama bölge için çıkartmak gerekiyor. Yani oranın mühendisliğinin de sıçraması gerekiyor. O yüzden o kısımlarımız bizim eksik. Çok teşekkürler Olur. hocam. Çok teşekkürler. Tabii ki de şimdi çok büyük bir deprem. 11 şehirde hissedildi. Deprem şehri olarak ilan edildi ve 3 şehir ciddi anlamda yıkım içerisindeydi. Biz de yerinde görme imkanında bulunduk. İnsanlar gerçekten telaşlıydı. Kimileri evlerine giremiyordu. Kimileri evine girmek için bizden haber bekliyordu o sırada. Haklısınız hocam. Ciddi anlamda insan bir ciddi bir çalışma gerekiyor. Bunun üzerine vakit ayrılması gerekiyor. Ciddi araştırmalara gebe bir yer orası. Açık laboratuvar gibi, açık müze gibi bir yer yani şu an orası gerçekten de. Evet. Yani birçok meslektaşımızdan şu yorumu da duyduk zaten. Bu şehri artık kapatın. Açık müze olarak artık gezilsin. Yani inşaat mühendisi olan herkesin orayı görmesi, orada yaşananları bilmesi gerekiyor. Yaptığı tasarımları bunu dikkate alarak yapması gerekiyor. Ciddi anlamda önem arz ediyor bu. Bir diğer soruyla devam edelim hocam. Muhammed Doğan beyefendi sormuş. Hocam teşekkürler diyerek başlamış öncelikle. Bodrum ve zemin katlarda dolgu duvarların deprem sönümlenmesine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaklaşık bir oran verilebilir mi? Dolgu duvarları. Doğrudur hocam. Yani oran nasıl verelim? Şimdi şey gibi oldu bu. Mahkeme başkanı müteahhiti yakalamış ve mühendisi de yakalamış. İşte biz de bilir kişiyiz ve diyor ki 17 Ağustos 99'dan sonrasını konuşuyoruz. Diyor ki bana trafikteki gibi 8'de 4 suçlu, 8'de 6 suçlu. Böyle bir şey. Şimdi Muhammed de böyle bir şey istiyor. Yani bir oran veremeyiz ki nasıl vereceğiz yani zaten toprak zemin dediğimiz şey hani belirli bir şeyde olan bir malzeme değil. 1 metreden 3 metreye her şeyi değişen bir şeyden bahsediyoruz. Su seviyesi farklı. Öyle bir şey vardır ki yani yapının arka tarafı bahçedir. Orası otopark gibi kullanılıyordur. Yaz kış arabalar gibi park ettiği için oradaki zemin daha sıkıdır. İyi konsolide olmuştur. İçindeki boşluklar iyice atılmıştır, boşluk suyu da çıkmıştır, sıkışmıştır. Daha fazla şeyi vardır, sıkılığı vardır. Tortusu çok yüksektir. O arka tarafında varsa eğer onun bodrum perdeleri oraya daha fazla dayanmıştır. Hani iyice sıkıştığı için. Ön tarafta çiçek, bahçe, böcektir. Orayı da suluyorlardır. Orada da nebahat yetişiyor, yani bitki yetişiyordur. Şimdi o taraftaki de bir perde duvar. Arka bahçe parkın altına gelen kısmı da perde duvar. Burada biz bunları nasıl yorumunu yapacağız? Burada yapılmaz böyle şeyler. Yani böyle bir şey beklenmez. Ama şunu kısaca söyleyebiliriz. Dolgulu olan alanların içindeki binalarda
dolgu zemin yapıyı bir miktar koruyor. Yani ne gibi koruyor dersek, yani işte alttaki rigid bir kutu var. Rigid bir kutu da o. Box gibi bir şeydir yani, perdeler. Eğer üstüne pencereler falan boşlukta bırakılmışsa daha da güzel korur, ama bu arada kolonlarını keser. Perdeler kirişe kadar gitmiyorsa, bir pencere, bodrum pencereleri varsa, o da bir çeşit insan yapımı, betonarmeden yapılmış izolatör gibidir. Ve şey yapar, hasarın yukarıya doğru ilerlemesini keser. Orada her şeyi oluşturur. Hasar, deformasyonlar, kat ötelenmeleri, perdeyle işte döşemenin arasındaki pencereler sıkışır kalır. Pencere falan da yoksa, o zaman da iyi intikal ettirir perde yukarıya doğru şeyleri, hareketleri. Ama perde rigidse eğer, sadece rigid frekansı küçük, sıklığı büyük olan hareketleri yukarıya geçirecek. Bu da bir faydadır. Yani her şekilde bir izolatör gibi çalışır. Ama onun orada zemin katkısını konuşmak çok şey değil. Mümkün değil, çünkü o zemin şeydir yani, bardaktaki ayran gibidir. Hani siz ayranın içine, bardağın içine bir tane kaşık koymuşsunuz. Bu ne kadar bunu engeller diyorsunuz. Çalkalanır işte yani. Bardağı salladığınız zaman böyle masada yatay, kaşıkla ayran da hepsi çalkalanır. Hepsi aynı gemide giden şey gibidir. Yani yolcu gibidir. Onun birinin birine faydası yoktur. Teşekkürler hocam yorumlarınız için. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Başak Boduroğlu yazıcı sormuş hocam. Depremlerde fazlasıyla hasar alan minarelerimizi yapı dinamiği ve tasarımları açısından değerlendirir misiniz? Özellikle yeni yapılan birçok minarenin de yıkılmasının nedenleri sizce nelerdir? Nasıl yorumlarsınız? Böyle bir soru gelmiş hocam. Ben de izledim. Hatta birkaç gün önce bir hasarlı minareyi yıkmaya çalışıyorlardı deprem bölgesinde. Önündeki bir başka binanın üstüne düştü. Yani yıkma yönünü iyi ayarlayamadılar. Düştü. Şimdi şöyle bir şey konuşacağım. Bu minareler bizim standart, hani Osmanlı döneminin yapılmış ana gövdeye bağlı minareler değil büyük bir kısmı. Bunların bir kısmının altından giriliyor yapıya. Yani kapılı, işte basamaklı falan yapılar ve sanki ayrı ve sonradan yapılmışlar. Hani mesela ana gövdenin ucunda dört köşe oturulmuş o eski minare tarzı camilerden falan biz bahsetmiyoruz. Tek minareli yapılar bunlar. Ve bu bir. İkincisi, minareler sadece bir yükseklik yarışına girmiş yerlerin yapıları gibi duruyor taşlarda. Ve o standardı üretmiyorlar. Yani betonarme bir silindir yukarı doğru çıkılacak da, onun içinden işte bir merdiven dönerek yukarı doğru çıkacak. Ve bütün bunların hepsi de bir betonarme ve birbiriyle bağlı sistem olarak inşa edilecek veya edildi mi diyorsanız, ben zannetmiyorum. Çünkü bazen de yukarıdaki külah düşüyor, ortadan kırılıyor, sonra ortadan kırılan parça düşüyor. Özellikle kesitin küçültüldüğü yer vardır. Yani tabandan sonra böyle bir konik olarak küçültülen bir kısım var. Orada o geçiş falan çok şey, zayıf bir kesit oluşturuyor orada. Ve hep de oradan gidiyor. Kaç tanesini izledim ben. Oradan gidiyor. Yani büyük ihtimalle orada mühendislik hataları var. Tasarım hataları var. İmalat da olabilir. Yani bilemiyorum, ama temelde onu da mühendisin göz önüne alması gerekiyor. Oralarda artık biz minare yapamıyoruz. Yani atalarımızın minareleri duruyor yerinde, ama bu yeni minareler neden gidiyorsa, yani ben onu mühendisliğe bağlıyorum. İki malzeme, üç imalat. Sıra böyle gidiyor. Bunlar bence temel sebepleri. Yani bu kadar binanın gittiği yerde bunun da olması beni çok şaşırtmadı. Yani insan cami yapıyor, ama demek ki hani bazısı, çünkü diyor ben Kabe'den toprak aldım getirdim diyor, bir şey olmaz buna diyor. Oluyor işte, olunca da oluyor yani. Onunla o şeyi aynı kefeye koymamak lazım. Her şeyden önce bir kere dürüst olmak lazım. Kesinlikle hocam. Yani mühendislik hizmeti almamış bilimin Evet, mühendislik hizmeti almıyorlar. Ya ben mesela bir tane köy biliyorum. Bir köyde iki tane mahalle var.
Bu Alapazarı'nda gördük ve çok şaşırdık. Adamlar Ayasofya gibi cami yapmış bir mahalle. Öteki köye nazire yapıyorlar. Öteki köy de cami yapıyor. İşte öteki mahalle de cami yapıyor. Araları da 400-500 metre. Bakın fazla mesafe yok. Sadece aradan küçük bir dere geçiyor. Efendim dereyi geçmemek için biz de kendi camimizi burada yapıyoruz diyorlar. Dünyanın parasını harcayıp yapıyorlar. Büyük muazzam cami. Ben çok şaşırdım. Kaç kişi gelecek buraya dedim. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz dedim. İşte cevap veremediler. Olduğu gibi her tarafı çalışmış, patlamış. Bütün elemanlar yatay bir şey hepsi gitmiş. Beni de içinde gezdiriyorlar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyorlar. Dedim ya bu inecek. Yani bir arçıda iner. Siz de çıkın dışarıya. Olur mu biz gelip burada namaz kılıyoruz. Buraya çok para verdik diyorlar. Çok para verdiysen senin mezarın olacak farkında değil misin dedim. Ve o camilerin ikisini de biz yıktırdık. Yani bir türlü yıkamaya da elleri gitmiyor. Mecburen kaymakamlık bizden rica etti. Bir rapor düzenledik ve iki camiyi gitti oraya kepçeler ve yıktırdılar. Yıkarken de hepsi ağlıyor. Biz buraya çok para harcadık diye harcadım da yani bunu doğru yapmak iştir yani. Camide de bu yapılmaz ki yani. İhtişamlı bir şey yapacaksın diye köy yerinde kendilerine göre bir mühendislik uyguluyorlar. Yani bunlar sıkıntılı tabii. Mühendislik hizmeti alınmadığı takdirde de bütün doğu olayları maalesef felakete Tabii, dönüşüyor. tabii canım, tabii. Sayın Hocam, Baver Oruç Beyefendi sormuş. Yüzyıllar önce yaşanmış bir depremin ivme kayıtları elimizde olmadan nasıl hesaplanabiliyor ve tasarım depremi olarak kullanabiliyoruz? Teşekkür ederim diye sorar kendisi. Şimdi yüzyıllarca önce olan bir depremin ben rasathane kökenliyim. Hani birkaç şey oradan söyleyebilirim. Birincisi yer bilimci arkadaşlarımız tabii kendi işleriyle uğraşan o mübarek insanlardan ben bahsediyorum. Kendi işleriyle uğraşan bir yer bilimci camiamız var. Allah rahmet eylesin. Birkaç tanesi benim çok yakın arkadaşım oldu. Adamlar hayatları depremden sonra fay trençlerin içinde geçiyor. Yani paleosismoloji yapıyorlar. Oradaki geçmiş dönemin fay hareketlerini, izlerini tek tek işte fay aynası veya yüzeye yakın yansıyan şeylerde, kaya yüzeylerinde inceliyorlar. Buradan atımları ve olabilecek bunu üretebileceği depremi öngörüyorlar. Bu bir. Bu bilimsel çalışmanın geriye dönük böyle biraz arkeolojik yanı. İkincisi, eğer bu depremler olmuş da bir takım yerlerde yazılmışsa, o zaman yazılı bir takım belgelerden depremin şiddetiyle ilgili bir fikrimiz ortaya çıkıyor. Üçüncüsü Osmanlı'nın çok muhteşem bir kayıt sistemi var. Mesela Osmanlı defterlerinde o, yani defterdarlık ve kadastro defterlerinde hangi bölgede kaç işçi çalışmış? İşçi gün sayısından oradaki işin dağılımını çıkartabiliyoruz. Çalışan işçiler neler işe tutulmuş? Duvar işçisi, ağaç işçisi, çamur vesaire şeyleri kullanarak harç yapanların işçi sayıları, gün yevmiye ücretleri, bütün bunlara bakarak kaç iş gününde nerenin tekrar yine restore edildiğini anlıyoruz. O zaman hasar dağılımı çıkıyor. Hasar dağılımının coğrafyadaki yayılımına bakıyoruz. Diyoruz ki bu kadar büyük hasarı ancak şu büyüklükte bir deprem üretebilir falan diyoruz. Bu da tahmindir ama en azından tamamen atmaktan uzak bir tahmindir. O zaman o büyüklükteki bir depremin de üretebileceği o etraftaki faylara bakıyoruz. Hangi fay sistemleri neler üretmiş olabilir? Sonra tekrar da geri dönüp o bakın yoğunluktan o fayın ne üreteceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve burada işte bu işlerle uğraşan yer bilimci arkadaşlarımızın emeği çok büyüktür. Onlardan bazıları hakikaten çok isabetli. Böyle şey değil ama hani ne diyelim, medyatik açıklamalar değil. Bilimsel açıklamalar, raporlar, çalışmalar yayınlıyorlar. Oradan o değerleri biz alıp kullanabiliyoruz. Yani illa bilimsel bir altlığının bu işte olması gerekiyor. Mesela Hatay'da öyle bir deprem oluyor ki Antakya'da bundan 2000 yıl önce büyük kıyamet diyorlar. Taş taş üstünde kalmıyor. İşte yaklaşık 100 bin ölümden falan bahsediyor. Tamam mı? Bunları biz ne zaman öğrendik? İşte 1998 veya hatırlamıyorum ama o tarihlerde orada bir konferans düzenlerken Hatay'ı çalıştık.
Hatay'da böyle bir deprem olayını etraftaki insanlardan da duyduk. Hani babalarımız, dedelerimiz böyle anlatırlar diye ama 2000 yıl öncesini konuşuyoruz. Bir sürü yazılarda, belgelerde gördük. Tarihi belgelerde gördük. Bakın işte Hatay'da şimdi depremler oldu. Yani zaten buraya, o bölge bu tür şeylere gebe bir coğrafya. Olabiliyor. Bu 500 yıllık veya 1000 yıllık bu tekrarlar tabii tutarsa yani tutmayabilir ama aşağı yukarı oynar belirli bir yüzdeyle ama o büyüklük oynamaz. Büyüklük aşağı yukarı öyle bir şey çıkar ortaya. Tarih oynayabilir. Anlıyor musunuz? Yani o zaman siz anlayabiliyorsunuz o coğrafya bu büyüklükte depremleri üretiyor. Alıp kullanıyorsunuz. Yani bunda başka bir yolu yok. Bir de her şeyde illa deprem kayıt büyüklüğünden falan mühendis kullanmıyor. Onu söyleyelim peşine yani. Her şey, her bizim mühendis çalışmamızda ivme kayıtları kullanılmıyor. Ya şurada ivme kayıtlarının geçmişi 100-150 yıldır. Bu kadar yani. 1890'ları koyarsak mesela biz Kandilli için konuşuyoruz. Geri gelirseniz 130-140 yıllık bir kayıttan bahsediyoruz. Eski hani iğneyle yazan sismografların kayıtlarından bahsediyoruz. Onlar da zaten sayısallaştırılıyor sürekli. Eski kayıtlar sayısallaştırılıyor. Ama bugünkü anladığım modern kayıt sistemi 80'lerden bu tarafa, 70'lerden bu tarafa var. Hani dijital dediğimiz. Ayrıca recorder'lar vardı, kayıtçılar vardı yanında ama şimdi sayısal tutuluyor, sayısal gönderiliyor. Yani her şey böyle linkten çalışıyor. Haberleşme çok yükseldiği için bu işlerde. Şimdi her şey elimizin altına geliyor. Örneğin geçmişte olsaydı bu depremler mümkün değil mi? 10 tane, 11 tane bölgenin şehrin hissettiği depremi size 1-2 gün sonra, 3 gün sonra AFAD sayfaya atacak ve buyurun kullanın diyecek. Mümkün değil yani. Olmayacak bir şeydi. Belki bir yıl o kayıtların bir kısmı hani kullanıma ancak çıkartılabilir. Şimdi her şey çok hızlandı. Ama mühendislikle kaydeden neyse mühendis onun üstüne ilerliyor. Şu an neyi kaydediyor? Ya hız ölçüyor simometrelerle veya ivme ölçülerle ivme ölçüyor. Mühendis de bu ikisinin üstünden ilerliyor. O zaman bizim mühendislik inputlarımız ne oluyor? Girdi bilgilerimiz. İvme oluyor. Hız oluyor durumuna göre. Teşekkürler hocam. Çok kısa iki tane daha sorumuz var. Akif Öztürk, TS500'ün aksine Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 hiperstatiklik prensibi nedeniyle salt plan uzunluğundan dolayı yapının dilatasyonlarla bölünmemesini öneriyor. Bunun ısıl genleşme anlamında bir üst sınırı veya istisnası verilmemiş. Sizin görüşünüz nedir diye sorar kendisi. Valla sıkıntılı bir konu zaten. O yani eskiden 35 metrede bir dilatasyon falan bıraktırılıyordu. Şimdi dilatasyonlar da zaten tartışmalı. Yani bırakın ısıyı, genleşmeyi. Ama mesela yapı tokuşması, çarpışması adında da sıkıntı var. Yani ilk işte 3 metreye 3 santim sonra her 3 metre 1 santim koya koya işte bir taraf için tabii bunu konuşuyoruz. İki taraf bitişik ise arada iki taraf da aynı şeyi bırakarak yukarıya doğru çıkmalı. Bunların tartışması yapılıyor. Ama uzun yapının şeyi işte eskiden hesap sıkıntıları vardı uzun yapılar şey alınıyordu. Parçalanarak alınıyordu. Hatta o kadar ki uzun yapılar uzun istikamette dilimlerle çerçeve çerçeve çözülüyordu. Yani üç boyutlu bir analiz zaten mümkün değildi. Veya işte her yerde yoktu o imkan. Şimdi herkesin elinin altında üç boyut çerçeve çözebilecek, ben tabii binalar için konuşuyorum, yazılımlar var. Solunum elemanlar, yazılım paket programları var. Bunlar çok uzun yapılarda olabiliyor. Yani 50 metreyi geçiyor, 100 metre, 200 metrelik yapılarda olabiliyor. Ama bunların teknik sıkıntıları varsa zaten insanlar bölmek zorunda kalıyor. Hani teknik bir şeyi kadar götüremiyorsunuz. Yani belirli kısımlara modül modül işlemeniz gerekiyor. Ne bileyim bunun için her şey olabilir yani. Elektrik olabilir, mekanik olabilir, başka servis networkleri olabilir. Ama bir rötre gibi bir şeyi konuşuyorsak o bir sorun değil artık. Yani onu analizini çok rahat yapabiliyoruz.
Bu iş artık biraz şeye kalmıştır. Yani projecinin tercihine kalmıştır. Limitleri elbette şey yapmamak lazım. Zorlamamak lazım. Yönetmelik ne diyorsa onu yapıyoruz ama yönetmelik de zaten ona zorlamıyor. Diyor ki tedbirini alarak yapabilirsin diyor. Ama bu standardı bulursan yönetmelik de minimum şartları veriyor. Maksimumu siz kendiniz tedbirinizi alarak kullanabiliyorsunuz. Teşekkürler hocam. Hocam son sorumuz. Artık çok da kısıtlı bir süremiz kaldı. Abdülkadir Korkmaz Bey sormuş. Hatay Pazarcık'ta bulunan istasyondan elde edilen ivme periyot grafiklerine göre DD1 periyodunu oldukça yaklaştığını görüyoruz demiş. Bu durumu nasıl açıklarsınız diye soruyor. Buna şöyle bir ek yaparak ben de belirtmek isterim, sormak isterim. Bu mevcut depremler Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine ne tür değişiklikler sağlar? Ne tür yenilikler karşımıza çıkacak? Bunu sormak istiyorum. Peki. Şimdi DD1 diyor. Yani bizim tasarımlarımız biz DD2'ye göre normal konutlar için konuşuyorum. Yapıp kullanıyorduk ve bir deprem bir işte zarfımız var. Tasarım spektrumu. Bu bir zarftır. Bunlarla spektral analizleri yapacaksak bunlarla ilerliyorduk. Ve hakikaten kullandığımız deprem de DD2 düzeyinde bir deprem. Yani 475 yılda bir olabilecek bir deprem ve o depremin de büyüklükleri değişebilir, onu söyleyeyim. Çünkü frekans muhteviyatına bağlı içeriklerden bahsediyoruz. DD1'e yaklaşıyor diye denilen şey nedir onu çok iyi anlayamadım ama yani 7,7 olması o moment büyüklüğü, yani moment magnitude diyoruz. O mudur bizi oraya getiren? Hayır. O olmamalı. Yani 7,7 değil 7,8, 7,9 hala DD2 olabilir. Yani 475 yılda bir olan bir deprem olabilir. DD1'e getirmesi yakaladığı genlik midir? Hani ivme büyüklüğü müdür? Anlamıyorum. İvme büyüklüğünü zaten öyle bir yere sokamıyoruz. Bir sınıfa sokamıyoruz. Onu peşinen söyleyeyim. Ama şunu söyleyebiliriz. Bizim yönetmelikte öngörülen tasarım depreminin bir kere bununla karşılaşsaydık, hani bir kere yapılar bunlarla karşılaşsaydı, tamam, o zaman yönetmeliğin tarif ettiği iş akışı içinde yapıda sahada bu testten geçmiş olacaktı. Ama arka arkaya gelen başka depremler var. Ve o bir sürü ve bunlar da çok kısa sürede olan depremler. Yani mesela demin orada göstermeye çalıştım. 10 dakikada 5 tane büyük deprem var. Bunlar yani 7,7 ile başlayan 6,2, 5,8 ve 5 deprem. Bunların her biri birer tane depremdir. Yani İtalya'da bir deprem oluyor. 10 yıl konuşuluyor. Olan deprem 5,8. 6 nokta bir şey. Bu dehşet büyük depremler. 6 tane deprem oluyor 10 dakikanın içinde. Siz alın o yapınızı. Bu şekilde biz ona şey diyoruz. Yani aşamalı hani bir işleme sokun. Bir depremden çıkartın. Birinci depremden çıktığı haliyle hiçbir müdahale yapmayın. Bu yapıyı alın. Nereleri akmışsa, nereleri kırılmışsa, nereleri hani göçmüşse ikinci depreme sokun. Ve ikinci depremin etkili yönde bunu verin. Sonra bunu buradan alın. Üçüncü depreme sokun. Daha ilk 10 dakikayı yapıyoruz. Sonra bunu buradan alın. Dördüncü depreme sokun. Beşinci depreme sokun. Ve altıncı depreme sokun. 10 dakikada olan depreme. Bakın bakın o yapı ne olacak? Bu yapı da hiç acaba backup dediğimiz hani böyle pil kalır ya, pil gücü kaldı mı bir depremden sonra? Yani 12 roundluk bir maç gibi düşünün. Dördüncü roundda adamı yere seriyorlar. Adam güç bela kalkıyor. Havluyu atıyorlar. Yüzüne serpiyorlar. Sonra kalkıyor. Bir daha dövüşüyor. Bir daha dövüşüyor falan gibi bir şey oluyor. Tamam mı? Yapılar da böyle. Yani yapılar hatta örneğin bir deprem bir istikametten geliyor. Geldiği istikamette belki de yapının zayıf yönündeki elemanlara oldukça büyük hasarlar veriyor. Bir sonraki deprem belki de açı olarak diğer o zayıf istikamette hasar aldığı yönden bir daha geliyor ve vuruyor. Bir daha vuruyor. Şimdi o zaman buna baktığımız zaman biz diyeceğiz ki yönetmelikte bir şeyler farklı olmalı. Yani biz çünkü bunu yönetmelik bize bunları öngörmedi. Yani biz zaman tanımının altında analiz yapacaksak diyoruz ki işte en fazla
Hani kaç tane deprem işte seçin, aynı da olmasın. En fazla 3 tane istasyondan aynı depremden olabilir diyoruz. İşte şu kadar deprem kaydı alın, bir sayı veriliyor. O sayı kadar aynı binaya ama aynı şekilde depremi uygulayın. Bunu yaptırma gerekçesi şudur. Her depremin kendi frekans muhteviyatı farklı. Madem ki spektrumu kullanmayacaksın, çünkü spektrum hepsinin zarfıdır. On binlerce depremin zarfıdır. Ama sen iki tane, üç tane depremde bunu yaparsan onun o şeyini kapatamıyorsun. Üstünlüğünü tek depremlerle, tek tek depremlerle yani ne yapamıyorsun? Kapatamıyorsun. Onun için fazla deprem kullanıyorsun. Zaman tanım alanında analizleri biz böyle yapıyoruz. Ve bunları da yaparken binaya hep bir istikamette X'de veriyoruz, sonra Y'de veriyoruz. Tamam mı? Yani şeyimiz bu. Oysa şeyde yapsak, bu yönetmenin şöyle bir önerisi olsa, dese ki bu yapıyı hasar aldıktan sonra birinci depremin son şartları, ikinci depremin başlangıç şartları olur dense ve devam ettirilirse. Biz sürekli sıfır yapıya bu testleri yapıyoruz. Yani birinci depremi yiyor yapı, bitiyor. Tamam diyoruz, bunu kurtardı. Sonra alıyoruz bir başka depremi ama yine sıfır yapıya uyguluyoruz. Alıyoruz 11. depremi yine sıfır yapıyor. Alıyoruz 12. depremi yine sıfır yapıyor uyguluyoruz. Böyle olmayacak. Hem hasar alan yapıya bir sonraki depremi uygulayacağız. Hem de farklı yönlerden geliyorsa bu etkileşim yönlerinde ne yapacağız? Koyacağız. Sanırım yönetmelikte örneğin fay zonuna düşen, mesela demin taslağını gösterdimse 15 metre, 15 kilometre kadar olanlarda 1,2 ile çarp diye bir gama F diye bir şey faktörü var. Deprem bölge faktörü var. Yani çok yakın düşüyorsa %20 arttırıyorlar. Yani bu taslaktan sonra düşürüldü. Yani bundan vazgeçildi. Çünkü belirli bir örneğin 25 kilometre sonra da artık 1'e yaklaşıyor. Yani faktörün büyütme özelliği azalmaya başladı. Sanırım bu artık tekrar gündeme gelir. Belki de bunu örneğin Kahramanmaraş. Her tarafı fay. Altı tamamen şeylerden geçilmiyor. Aynı şekilde Adıyaman, aynı şekilde Malatya, altın ötesinde Malatya'nın dört kenarı bir Malatya havzası vardır. Bütün kenarları faylarla, yani havuzun içinde duruyor. Yani üst tarafında Bingöl duruyor, o da aynı şekilde. Üstünde. Elazığ duruyor, o da aynı şekilde. Bunların hepsi faylarla çevrilmiş böyle şehirler. Bir kısmında faylar şehrin altından geçiyor, bir kısmında ise yerleşim mücavir alanları biraz dışından geçiyor ama geçiyor, yine şehirden geçiyor. Mücavir alandan geçiyor ama şehirden geçiyor. Yani buralara, yani bu örnek verdiğim bu şehir yerleşimlerini de içine alan böyle bir şey getirilmesi lazım buraya. Bir ilave bir şart getirilmesi lazım. Belki hatta onlarda da o yapıların da göçme öncesine şey yapılması lazım. Göçme öncesinin sağlanmasının istenmesi lazım. Yani orada can güvenliği değil de göçme öncesi yapı için çok önemlidir bu. Göçme öncesinin garantilenmesi istenebilir. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü depremlerde çek yapıldığı zaman. Böyle deprem bölgelerine düşen artık enlem boylam harita bilgilerimiz var. Hepsi, her şey GIS'in üstünde. Böyle bölgeler için, böyle bölgelerdeki yapılar için bir istenmeli bence. Ve üstelik de bu bizim için yük değil. Sadece bilgidir. Çünkü yaptığınız hesapları zaten bir bilgisayarlı ortamın üstünde bir sonda elemanların üstünde yapıyorsunuz. Yani bunu bir daha run yapıp bazı şeyleri görüp tekrar yine ona göre tedbirleri alıp elemanları tekrar boyutlandırıp sistemi tekrar gözden geçirip taşıyıcı sistem özellikle tekrar gözden geçirip yapıyı ayakta tutacak şekilde projelendirmek bizi rahatlatır, elimizi güçlendirir. Teşekkür Nitekim ederim. sahayı dolaştık, eski yapıları gördük. 73 yönetmeliği, 50 yönetmeliğin yapıları var. Onlar çok eski, malzemeleri çok eski, betonları çok az, mukavemetleri çok düşük. Belki 10-15 bile yoktu. Ama adamlar gezdik böyle hepsini. Adamlar yani o zamanın mühendisleri öyle güzel bir sistem atmışlar ki taşıyıcı sistem içinde kolonlar arası sık. Yani hiperstatiklik çok iyi, yedeklemeyi çok iyi yapmışlar. Binalarda çizik bile yok. Tek gerekçesi içerideki taşıyıcı sistemin geometrisinin, ızgara sistemin çok doğru kurgulanmış olması.
Belki buralarda biz bunları bir daha gözden geçireceğiz. Teşekkürler hocam. Artık vaktimiz doldu. Sorular gelmeye devam ediyor. En az sorular kadar da teşekkürler gelmeye devam ediyor hocam. Öncelikle sunumunuz Sağ için. olsun. Ben açayım ya, ben dururum yani, sorun değil. Hocam sınırımızı çok açtık. 3 saati geçti. Normalde 2 saat sınırımız Evet, vardı. biliyorum biliyorum. Sağ Yayınımız da olsunlar. kapanmak üzere. Açıkçası size şubemiz ve üyelerimiz adına çok teşekkür ederiz. Ekran başında bizleri de izleyen üyelerimize vakit ayırıp burada bizlerle birlikte olduğu için ayrıca teşekkür ederiz. Sunumumuz bu kadardı. Bu ay içerisinde deprem özel seminerlerimiz pazartesi ve perşembe günleri devam edecek. Dediğimiz gibi Ramazan ayında saat 8.30'da yani 20.30'da Ramazan'dan sonra ise hibrit bir şekilde İstanbul Şubede saat 19'da gerçekleştirilecek. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum herkese. Hocam çok teşekkürler. Bizim Zoom bağlantısının